Merhaba efendim, günaydın. 14 Haziran Çarşamba. Bugün artık haftayı ortaladık. Günaydın Türkiye'den herkese merhaba. Bizleri hem TGRT Televizyon'dan hem de TGRT FM'den de canlı olarak takip edebiliyorsunuz. Günaydın Türkiye'yi 2 saat boyunca günaydın dedik. Günaydın TGRT'deyiz de bugünkü hashtagimiz, bize mesajlarınızı Twitter üzerinden günaydın TGRT'deyiz hashtag ile iletebilirsiniz. Öne çıkan başlıklarımız var. Gündem yoğun. Malum Londra'da da bir yangın var. 4 saattir devam ediyor. Öne çıkan başlıklara göz atalım. Ardından detayları aktaracağız. Türk Silahlı Kuvvetleri heyeti Katar'da. TSK biliyorsunuz ki Katar'a bir üs kuruyor. Körfez ülkelerinin ambargo uyguladığı Katar'a TSK'nın Türkiye'nin desteği devam ediyor. 3 kişilik bir heyet gönderildi üs çalışmaları için. Katar'a detaylarını paylaşıyor olacağız. Suikast düzenlenecekti. Dün gelen bir gelişmeyle İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya suikast yapacaklardı. Saldırı hazırlığındaki DHKPC ile teröristler evinde yapılan operasyonla öldürüldü. Detaylarını paylaşacağız. Planları neydi? Suadaya cami yapılacak mı? Dün sosyal medyada da çokça konuşulmuştu. İstanbul Boğazı'nın incisi malum Galatasaray Adası. Geçtiğimiz günlerde orada bir yıkım gerçekleşti. Bir tadilat olacağını söylemişti yetkililer. Bu konuda bir açıklama yapmışlardı. Büyükşehir Belediyesi Meclisi üyesi Galatasaray Adası'na cami yapalım dedi. Ancak konuya ilişkin ilk net tepki de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'tan geldi. Peki neler demiş Kadir Topbaş? Hepsine bakacağız. Öne çıkan başlıklar böyle. Detaylarla başlıyoruz. Türk Silahlı Kuvvetleri Katar'a üs kuruyor dedik. Körfez ülkelerinin ambargo uyguladığı Katar'a Türkiye'den destekle devam ediyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nden 3 kişilik bir heyet üs çalışmaları için Katar'a gitti. Türkiye'nin Katar'da üs kurma çalışmaları resmen başladı. Açıklama Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapıldı. 3 kişilik askeri heyet Katar'a gönderildi. Türkiye'nin Katar topraklarında asker bulundurmasının önünü açan tezkere mecliste kabul edilmişti. Çalışmalar hızlandırıldı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan açıklamaya göre 3 kişilik askeri heyet 12 Haziran Pazartesi günü Katar'a gitti. Heyetin üs hazırlıkları ile ilgili keşif ve koordinasyon çalışmalarına Katar'da devam ettiği duyuruldu. Türkiye-Katar krizinin aşılabilmesi için yoğun diplomasi trafiği sürerken Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da bugün Katar'a gitme kararı aldı. Çavuşoğlu Katar'ın ardından da Suudi Arabistan'a geçeceğini duyurdu. Tarafları da dinlemek lazım. O nedenle herkesle görüştük. Cumhurbaşkanımız Bahreyn Dışişleri Bakanı'nı da kabul etti. Hadim-ül Harameyn Kral Salman'ı da kabul etti. Kralı da aradı. Aynı şekilde Katar emiriyle de görüştü. Kuveyt emiriyle de iki defa görüştü. Ben dün sabah Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri büyükelçileriyle ve Bahreyn'in maslahat güzeriyle burada görüştüm. Dinledik. Şimdi yarın da Katar'a ve program hazırlanırsa Suudi Arabistan'a ziyarette bulunacağım. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı kardeşim Adil Cübeyr Suudi Arabistan dışında, ama diğer yetkililerle şimdi biraz önce büyükelçi de aradı. Programı görüşüyorlar. Mümkünse Suudi Arabistan'a da gideceğiz. Ama yarın Katar'a bir ziyarette bulunup yaptığımız görüşmeler, düşünceler, tabi burada Suudi Arabistan'ın düşünce ve önerilerini de almakta fayda var. Ve biz nasıl katkı sağlayabiliriz, nasıl yardım ederiz, bunları değerlendireceğiz. Gecenin sıcak gelişmesiydi sevgili seyirciler, paylaştık. Londra'da büyük bir yangın yaşanıyor. 27 katlı bir binada gerçekleşiyor yangın. Şu dakikalar itibariyle neredeyse 4 saattir cayır cayır yanıyor bina. Binanın çökme tehlikesi var malum, çünkü yangın yavaşlatılamıyor ya da söndürülemiyor. Yangın devam ediyor. Dolayısıyla da binada çökme riski söz konusu. Yerel saatle 1.16'da başladığı bildirilmişti yangının. 200 itfaiyeci ve 40 itfaiye aracı görev yapıyor yangının söndürülebilmesi için. Londra Emniyet Teşkilatı bina ve çevresinde tahliye işlemlerinin yapıldığını söylemişti. Yangının ilk gerçekleştiği dakikalarda
Havada karanlıktı. El fenerleriyle içeride bulunan birçok mahsur kalmış kişinin kurtarılmak için el fenerleri işaret yaptığı söylenmişti. O bölgeden gelen görgü tanıklarının ifadelerinde artık itfaiyeciler 27 katlı binanın daha çok giriş kısmına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Çünkü üst katlar için yapılacak çok da bir şey kalmamış gibi. Az önce gördüğünüz bir helikopter dolaşıyordu binanın etrafında. Kontrol amaçlı dolaşan bir helikopterdi bu. Ancak havadan bir müdahale, itfaiye müdahalesi söz konusu olacakmış şüpheli. İLAS Haber Ajansı'nın geçmiş olduğu, yangın başladığı sırada geçmiş olduğu sıcak görüntüleri de izliyorsunuz ekranlarınızda. Gece saatlerinde, yerel saatle 1.16'da başladı dedik. Üst katlarda girişte başladı yangın ama hızlı bir şekilde üst katlara doğru ilerledi ve yangın 27 katlı binayı, alevler çok kısa bir süre içerisinde sardı. Kurtarılanlar var ama bina içerisinde yangın başladığı sırada kaç kişi vardı, ne kadar kişi mahsur kaldı henüz bilinmiyor. Yine hastanelerden gelen bir resmi açıklama yok. Ne kadar yaralı olduğuna, ne kadar hayatını kaybeden kişi olduğuna dair Londra'dan gelen resmi bir açıklama yok. Onları belirtelim. Çok ciddi bir güvenlik önlemi var bina çevresinde sevgili seyirciler. Kimse kesinlikle yaklaştırılmıyor bina yakınlarına. Evet, binanın çökme tehlikesi var dedik. Binanın olduğu bölge tamamıyla tahliye edildi sevgili seyirciler. Çok yakın çekemiyoruz ama şunu söyleyebiliriz ki bina bir alışveriş merkezinin üzerine inşa edilmiş gibi, yani yüksekte bulunan bir alanda ve dolayısıyla da müdahaleyi zorlaştıran bir yapısı var. Evet, gelişmeler oldukça aktarmayı sürdüreceğiz sevgili seyirciler. Londra'daki büyük yangına ilişkin detayları umarız ki daha büyük bir faciaya sebep olmadan yangın kısa bir süre içerisinde söndürülür diyelim. Başlıklarımızda da paylaşmıştık İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya suikast yapacaklardı diye. Saldırı hazırlığındaki DHKPC'li terörist evine yapılan operasyonla öldürüldü. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya bombalı suikast düzenleyecekti, öldürüldü. Teröristin kimliği de ortaya çıktı. İnanç Özkeskin, DHKPC'li terörist. Geçtiğimiz yıl böyle gözaltına alınmıştı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yönelik bombalı suikast hazırlığındaydı. İstihbaratı alan emniyet hemen harekete geçti. İstanbul Kadıköy'de tespit edilen adrese operasyon yapıldı. Terörist baskın sırasında güvenlik güçlerine ateşle karşılık verdi, çatışmada öldürüldü. Evinde silah ve örgütsel dokümanlar bulundu. DHKPC'li terörist hakkında terör suçu kapsamında birçok kez işlem yapılmıştı. Onlardan biri de geçtiğimiz Nisan ayında bu olay yaşanmıştı. Galatasaray Meydanı'nda yasa dışı eyleme katılmıştı. Polisin müdahale etmesi sonucu yaka paça gözaltına alınmıştı. Ve çok çok konuşulan zeytinlik alanlarını ilgilendiren tasarıda kritik bir gelişme yaşandı sevgili seyirciler. Hükümetle, yani iktidarla muhalefet anlaştı. Zeytinlik alanları ilgilendiren düzenleme üretim reformu tasarısından çıkarıldı. Zeytinliklere yatırım yapılmasına izin verilmesine olanak sağlayan düzenleme çok konuşuldu, çok tartışıldı. Zeytin mi daha önemli, yoksa yapılacak tesis mi daha önemli? Zeytinle ilgili mücadeleyi biz yapacağız, parlamentoda yapacağız. İktidarla muhalefeti karşı karşıya getiren düzenleme komisyona geri çekilmişti. Komisyonda bu düzenleme bir kez daha görüşüldü. Üç parti anlaştı. Zeytinlik düzenlemesinde tartışılan madde tasarıdan çıkarıldı. Zeytinlik sahalarıyla ilgili karar alacak bir mekanizmaya, bir yapılanmaya adına ne derseniz deyin ihtiyaç var. Bu ihtiyaç giderilmediği sürece bu yasa bundan sonra da 7 defa, 17 defa, 27 defa gelebilir. Dönmüyor desek de dünya dönüyor.
Böylece zeytinlik alanlarda sanayi üretim tesisleri kurulma olasılığı ortadan kalkmış oldu. Türkiye Avrupa Birliği ilişkilerinde ise yeni bir dönem başlıyor sevgili seyirciler. Başbakan Binali Yıldırım referandum sürecinde gerilen Türkiye-AB ilişkilerinin yeni yol haritasını açıkladı. Vize serbestisi ve geri kabul anlaşması eş zamanlı uygulanacak. Türkiye olarak biz Avrupa Birliği ile tam üyelik müzakerelerini sürdürmek istiyoruz. Referandum sürecinde gerilen Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinde yeni dönem başlıyor. Geçen Mart ayında Avrupa Birliği ile Türkiye arasında imzalanan 4 maddelik anlaşma tam anlamıyla yürürlüğe girmedi. Türkiye üzerine düşenleri yerine getirse de Avrupa Birliği sözünde durmadı. İlişkiler referandum sürecinde de oldukça gerildi. Başbakan Binali Yıldırım, Ankara'da bulunan Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov'la kameralarının karşısına geçti. Şimdi yeni dönemde bunu da tekrar ele almak suretiyle özellikle vize serbestliğiyle geri kabulün eş zamanlı olarak yürürlüğe sokulması prensip olarak benimsendi. Bu konuda da bakanlarımız ön çalışmaları, hazırlıkları yapacaklar ve daha sonra da bunun gerçekleşmesi için zemini hazırlanmış olacaklar. Çalışan, gayret eden bir Türkiye var. Sevgili seyirciler, Türkiye ekonomisi beklentileri çok aşarak %5 büyümüştü. Bu müthiş büyüme de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da gündemindeydi. Erdoğan, bu oran %2.4 olan AB ortalamasının iki katından bile fazladır dedi. Kredi derecelendirme kuruluşlarına tepki gösterdi. Uyuyan, yan gelip yatan bir Türkiye yok. Çalışan, gayret eden ve muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkma azminde olan bir Türkiye var. Bunu görün de. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin grup toplantısında önemli mesajlar verdi. Erdoğan Türkiye'nin ilk çeyrekte %5 büyüme yakaladığını hatırlattı. Felaket tellallarının tüm çabalarına rağmen güzel gelişmelerin haberlerini ardı ardına almaya devam ediyoruz. Büyüme rakamlarıyla taşlandırmış olduk. Ekonomistlerin ve IMF gibi kuruluşların %3-4 arasında bekledikleri büyümenin %5 olarak gerçekleşmesi geleceğimize olan güvenimizi daha da artırmıştır. Erdoğan dünyadaki büyüme rakamlarıyla kıyaslama yaptı. Bu büyüme oranı %2,4 olan Avrupa Birliği ortalamasının İki katından bile fazladır. İlk verilere göre %5'lik büyüme oranıyla G20 ülkeleri arasında, bakın burası çok önemli. G20 ülkeleri arasında Çin ve Hindistan'ın ardından 3. sırada bulunuyoruz. Aramızda da çok fazla fark yok ha. Onları da yakalayacağız. İlk 5 aylık ihracatımızda %8,9 artış kaydetmişti. Erdoğan'ın hedefinde kredi derecelendirme kuruluşları da vardı. Eğer büyüme oranı beklentilerin altında çıksaydı hemen kredi notunu düşürmek için harekete geçecek olan derecelendirme kuruluşlarının şimdi neredeyse yarı yarıya yüksek çıkan büyüme oranı karşısında ben ne yapacaklarını merak ediyorum. Ekonomide güzel haberler peş peşe geliyor sevgili seyirciler. Türkiye ekonomisinde her gün güzel şeyler oluyor. Dün Türkiye ekonomisinin 2017'nin ilk çeyreğinde %5 büyüdüğü açıklamasının ardından bugün de Borsa İstanbul tarihi rekor kırdı. Borsa İstanbul 100.000 seviyesini geçti. Peki bu artış ne anlama geliyor, ne ifade ediyor, vatandaşa yansımaları ne olacak? İşte ayrıntılar. Borsa İstanbul'da tarihi rekor geldi. BIST 100 endeksi gün içerisinde 100 bin seviyesini aştı. 100 bin 1 puana yükseldi. Borsada özellikle daha çok rekorlar görebiliriz. Biz Türkiye olarak da büyüyoruz yani. Bayağı bir ileri gidiyoruz. Eski Türkiye kalmadı artık yani. Türkiye de gelişiyor. Türkiye ekonomisi ilk çeyrekte %5 büyüdü. Borsa İstanbul'da 100 bin barajını aşarak tarihi rekor kırdı. Peki bunlar ne anlama geliyor? Ekonomi çevreleri sabah saatlerinde borsadan gelen iyi haberle güne başladı. Borsa İstanbul sabah 10 sularında rekor kırarak 100.001
seviyesini gördü. Borsanın yükselmesi tabii ki Türk ekonomisine olan güvendir. Yurt dışından gelen yatırımcıların borsaya girmesinden kaynaklanan bir olay. Borsanın 100 bini aşmış olması, sanayideki %5 büyüme insanlara ilk önce psikolojik olarak etkileyecektir diye düşünüyoruz. 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından yükselmeye devam eden borsa önümüzdeki süreçte de artı yönde seyredebilir. Hem sanayi anlamında hem turizm anlamında o gelişmelerle ekonominin biraz daha sanki üst noktalara taşınacağını düşünüyoruz açıkçası. Ekonomiye yansıyan güven ortamının etkileri belki hemen değil ama orta vadede vatandaşa da yansıyacak. Türkiye'nin büyüme hızındaki artış Borsa İstanbul'un tarihi rekorlar kırması yeni bir yükselişin de habercisi olabilir. Düzeltmeler yeni bir yükselişin habercisi de olabilir. Özellikle sanayi üretimindeki artışların muhakkak ki sanayi hisselerine yansımaları olacaktır. Doların yükselmemesi enflasyonu da bir tetiklemiyor. Buna paralel cebimizdeki para da tabii ki erimiyor. Halka etkisi öyle olur. Buna güven de getiriyor tabii biraz da halkımıza. Ekonomideki değişimler vatandaşın da yüzünü güldürdü. Allah'a şükür ki şu küllük gülistanlığa bakın. Ne kadar güzel ekonomi. İstanbul Boğazı'nın incisi Galatasaray Adası tartışmalara konu oldu. Büyükşehir Belediyesi meclis üyesi Galatasaray Adası'na cami yapalım dedi. Tepki belediye başkanı Kadir Topbaş'tan geldi. Kaçak bölümleri yıkılmıştı. Bir kez daha gündeme geldi. Meclis üyesi Hüseyin Avni Sipahi Suada'ya cami yapılmasını istedi. Geçtiğimiz haftalarda Suadası'nın 3'te 2'lik bölümü kaçak imar yapılanması gerekçesi de yıkıldı ve işte o alanda maliyeye ait. Büyükşehir Belediyesi Meclisi Bağımsız Üyesi Sipahi ise o noktaya cami yapılması için meclise önerge sundu. Büyükşehir Belediye Meclisi'ndeki konuşmasında Suada'yı milletimize tahsis edelim dedi. İstanbul'un incisi Boğaz'da cami yapılmasını istedi. Sipahi'nin bu talebine ilk tepki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'tan geldi. Yazılı bir açıklama yapan Topbaş, Galatasaray Adası'na cami yapılması gündemimizde olmadığı gibi bir çalışma içinde de değiliz ifadelerini kullandı. Kumkapı'daki bir otelde çıkan yangında tam bir can pazarı yaşandı sevgili seyirciler. Otelin üst katlarında kalan turistler itfaiye merdivenleriyle kurtarıldı. 35 kişiyi kurtaran itfaiyeciler 2 kişinin de cansız bedenini buldu. Bir yaralı da hastanede hayatını kaybetti. Otel sahibi ise ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı. Kumkapı'da yaşanan can pazarının nedeni bir otelin giriş katında başlayıp hızla yayılan yangındı. Merdiven ve koridorlar dumanla dolduğu için pencerelere koşan turistler ağızlarını çarşaflarla örtüp kurtarılmayı bekledi. Otelin olduğu Çifte Gelinler Caddesi kısa sürede itfaiye araçları ve meraklılarla doldu. İtfaiye merdiveni ise üst katlarda mahsur kalan turistleri kurtardı tek tek. Söndürme çalışmaları sırasında yoğun dumandan etkilenen iki itfaiyeciye hemen olay yerinde müdahale edildi. Kısa sürede çoğu turist 35 kişi yangın merdiveniyle kurtarıldı. Yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Yaklaşık bir saat süren uğraştan sonra yangını kontrol altına alan itfaiyeciler odaları kontrol ettiklerinde iki kişinin cansız bedenini buldu. Öte yandan hastaneye kaldırılanlardan bir kişi daha hayatını kaybetti. Böylece ölü sayısı 3'e yükseldi. Dumandan boğuldukları belirlenen iki kişiden birinin Şili uyruklu Cahime Suel Müsellem, diğerinin ise Şehiye Celepçi olduğu açıklandı. Savcılık yangının çıkış nedenini ve ihmal olup olmadığını belirlemek için soruşturma başlattı. İngiltere'nin başkenti Londra'daki yangın devam ediyor sevgili seyirciler. 27 katlı binadaki yangın şu dakikalarda canlı olarak ekranlarınıza yansıyor. Birçok kişinin içeride kaldığına dair bilgiler var dediğimiz gibi ancak henüz net bir bilgi yok kaç kişi olduğuna dair içeride ya da kaç kişinin kurtarıldığına dair bir site, insanların oturduğu, ikamet ettiği bir site olduğuna dair yine dediğimiz gibi bilgiler var. Canlı olarak geliyor görüntüler. Yangını söndürmek için
tam 200 itfaiyeci çalışıyor. Binanın çökme tehlikesi artık oldukça yoğun çünkü neredeyse tamamen yanmış durumda. Çevrede bulunanlar da tahliye edildi. Tamamen yandı dedik binanın. Çökme riski var. İngiltere Emniyeti henüz bir can kaybı olup olmadığına dair ya da yangının çıkış sebebine dair herhangi bir açıklama yapmadı. Binadan düşen parçaları görüyorsunuz az önce paylaşmıştık ve yangının başladığı sıralarda 1 saat 1 civarında İngiltere'nin gelen saatiyle başlamıştı yangın. İçeride olan ve kurtarılmayı bekleyen mağdurların görüntüleri bunlar. Ellerinde fenerlerle kurtarılmak istediklerini ve zor durumda olduklarını ifade eden işaretler vermişlerdi. Binanın henüz tamamı yanmadan önceki görüntüler, sol tarafınızdaki görüntüler, yangının başladığı sırada sağ tarafta canlı, artık hava ağarmaya başladı. Çok fazlasıyla düşen parça var. Bina neredeyse yangın dahi görülemez vaziyette dumanlar nedeniyle. Evet, bir insan görüyoruz ekranda. Yangın başladığı sırada bina içerisinde yangını fark eden ve kurtarılmayı bekleyen vatandaşların görüntüleri bunlar. Ancak kurtarılıp kurtarılamadıklarına dair maalesef bilgiler yok. Çünkü yangın dediğimiz gibi çok çok hızlı ilerledi. Çok hızlı bir şekilde binanın tamamını sardı. 4 saattir devam ediyor yaklaşık. Ancak yangın değil söndürülebilmek, azaltılamadı bile demek mümkün. Binanın tamamı alevlere teslim oldu. Dumandan görülemez halde sağ tarafta şu anda 4 saatin sonunda. Ama dediğimiz gibi Londra Emniyetinden henüz net bir açıklama yok. Henüz yapılan bir açıklama yok. Çevre tahliye edildi. Binanın çökme riskine ilişkin biz de canlı olarak sıcak sıcak paylaşıyoruz. Londra'dan gelen bilgileri elimize ulaştıkça ama dediğimiz gibi çok fazla bilgi henüz yok. Ve eşiyle birlikte gözaltına alındı. İlk ifadesinde yere düştü öldü. Ben de sandığa sakladım sözlerini kullandı. Küçük Ceylin'in öldürülmesine ilişkin iki ihtimal gündeme geldi. Kaçırılan Küçük Ceylin komşusunun evinde ölü bulunmuştu. Olayın faili Şükriye T, eşi ST ile birlikte gözaltına alındı. 10 yaşındaki kızın öldürülmesine ilişkin iki iddia gündeme geldi. Ödemişli çift iki çocuğunu da küçük yaşta kaybetmişti. Üçüncü çocukları uzun yıllar beklenildikten sonra dünyaya geldi. Katil zanlısı olan komşu kadın Şükriye T psikolojik sorunlar yaşıyordu. İlk iddia komşu kadının cinnet geçirip Ceylin'i boğarak öldürdüğü yönünde. Bana mesaj geldi. Çocuğunuz elinizde, polise gitmeyin, polise girersek öldürürüz diye tehdit geldi. İkinci ihtimali ise dede Mustafa Ati'ye gelen bu mesaj doğurdu. Çünkü mesaj komşu Şükriye T'nin yakınına ait telefondan atılmıştı. Ceylin'in fidye için kaçırılmış olabileceği ihtimali kuvvetlendi. Gözaltına alınan Şükriye T'de ilk ifadesinde Ceylin yere düştü öldü. Ben de korktum, sandığa sakladım ifadelerini kullanmıştı. Ceylin ne ödevi yapıyorsunuz? Bilişim ders slide ödevi. İlk ifade çocuk düşmüş ordu falan değil. Kesinlikle olmaz. Benim çocuğum o kadar aptal bir çocuk değil. Mümkün mü öyle bir şey oldu? Niye ben olsam bir acil bir ambulans çağırsın, aşağı inersin, komşulardan yardım istersin. Telefon attı, Şükriye T'nin evinden çıktı. Peki ama neden? Hattın sahibi bir hafta önce üvey teyzesi Şükriye T'nin evine geldi. Yere düşen telefon kırılınca sim kart evde kayboldu. Hattı bulan Şükriye T, Ceylin'in ölümü üzerine korkuya kapılıp dedesine mesaj attı. Hedef şaşırtarak olaydan sıyrılmak niyetindeydi. Bunlar organize çalışmışlar. Yani bir kişinin, iki kişinin yapacağı iş değil mi? Gelinliği tabutunun üzerine kondu. Sevgili seyirciler, gözyaşlarımız komşusunun evinde öldürülen Küçük Ceylin için aktı. 10 yaşındaki küçük kız dualarla son yolculuğuna uğurlandı.
Bu çocuğun atın bağlı almadan, gelinliği giymeden senin huzuruna geldi. Bu huzurunda kabul eyle ya Rabbi. Gelinliğe sarılı tabutu çiçeklerle süslendi. Helallik alınırken gözyaşları sel olup aktı. Onlarca kişi cenazesinde saf tuttu. Komşusunun bodrum katında cansız bedenine ulaşılmıştı. Şu anda Ceylin ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak. Henüz 10 yaşındaydı Ceylin Atik. Anne ve babasından ayrıydı. Babaannesi ve dedesine emanetti. Oyun oynamak için parka gitti. Fidye için kaçırıldı. Komşusunun evinde ölü bulundu. Ceylin ne demektir? Bilişim ben slayt ödevi. Ölüm haberi ailesini yasa boğdu. Sadece İzmir Ödemiş değildi Ceylin'i ağlayan. Gülen gözleri Türkiye'nin yüreğine kor ateş düşürdü. Adli Tıp Kurumu'ndan alınan tabutu gelinliğe sarıldı. Cenazesi helallik alınmak üzere evinin önüne getirildi. Tabutunun üzeri kendisi gibi çiçeklerle süslendi. Doğup büyüdüğü ev, babaannesinin ve dedesinin evi ve karşısında da ölü olarak bulunduğu bina karşılıklı birbirine bakıyordu. Naaşı cenaze namazı için Sanayi Camii'ne getirildi. Onlarca İzmirli Ceylin için saf tuttu. Tabutuna sarılan annesi üngür üngür ağladı. Şerefsizler yaktılar yavrumu. Allah kimsenin başını vermesin. Ceylin cenaze namazının ardından dualarla toprağa verildi. Kendisinden geriye babasıyla oynarken içi gülen gözleri kaldı. Ceylin ne demek kızımız? Bilişim ders slayt ödevi. Konusu ne bunun? Kırgızistan. Londra'nın batısında devam eden yangın sürüyor dedi. 27 katlı binada 4 saattir devam eden yangın sonucunda artık yavaş yavaş sevgili seyirciler tamamını sarmış durumda binanın ve bina çökme tehlikesiyle karşı karşıya. Şimdi yangının çıkış nedenine dair net açıklama gelmedi dedik Londra Emniyeti'nin, ancak yangın başlamadan hemen önce size dair bir fotoğraf karesi elimize ulaştı. Hemen rica edelim yönetmenimizden de. Bu yangın başlamadan önce hali. 27 katlı bir site, daha çok konut olarak kullanılan bir apartmandan bahsediyoruz. Latimer Road'da bu bina ve dolayısıyla gece saatleri olduğu için de içinde yaşayanların muhtemelen uyuduğu saatlerde başladı yangın. İkinci katta başlıyor ve ardından da hızla binanın tamamına yayılıyor. Biraz daha yaklaşabilirsek, dediğimiz gibi yeşilliklerin içerisinde altında bir alışveriş merkezi gibi mağazaların olduğu bir yapı olan bir bina. Ancak dediğim gibi bir site, yani oturum için kullanılan bir bina ve Londra'nın batısında. Bu görüntüler binanın yanmadan önceki görüntüleri, ancak şu dakikalarda bina tamamen yok oldu diyebiliriz. Tamamını sardı dumanlar, artık alevleri bile çok fazla görmek mümkün değil. Hala içten içe yanıyor bina. Ne kadar, nasıl bu kadar hızlı yayıldı ikinci kattan çıkarak? Geçmeye müdahale edildi. Binanın içerisinde çok fazla yanıcı madde mi vardı yapı malzemelerinde? Yoksa bir sabotajdan mı bahsediyoruz? Bir terör saldırısından mı bahsedeceğiz? Birkaç saat sonra tabii ki de bilemiyoruz. Açıklama yok ama dileğimiz, umudumuz tabii ki de olabildiğince az kişinin bu olaydan yara almadan ve hayatını kaybetmeden kurtulmuş olması dileğimiz. Bina neden, bu eğer böyle bir herhangi bir terör saldırısı söz konusuysa, neden bu binanın tercih edildiği de tabii ki ilerleyen dakikalarda konuşulur olacak ama kesinlikle şu an böyle bir açıklama söz konusu değil. Londra Emniyetinden gelen bir açıklama zaten yok. Yurda dönelim yine. Öldürüldü. Dedesini her gördüğünde Ceylin'den haber var mı diye sordu. Katil, sevgili seyirciler, komşu kadının kan donduran pişkinliğini dede Mustafa Atik anlattı. Şu komşum benim çocuğumu takip etmiş, evden almış nikahını, öldürdüler. Öldürdü kadın, cani kadın, olamaz bu, olamaz, idam istiyorum ben. Acısı çok tazeydi. Feryadı katledilen torunu için yükseldi. Eşi ise kan donduran gerçeği açığa çıkardı. Kadın geliyor gidiyor, eller ayakları titriyor.
Mustafa amca diyor. İşte bir ipucu bulursan bana haber et, bir şey görürsen bana haber et. 10 yaşındaki Ceylin komşusunun evinde ölü bulundu. Katil zanlısı komşu kadın Şükriye T. eşiyle birlikte gözaltına alındı. İzmir'in Ödemiş ilçesi Ceylin için ayağa kalktı. Dede Mustafa Atik'in yüreği torunu için yandı. 3 kez arandı. 3 kez bu çocuğu görmediler mi? 3 gün sonra bunadan cenaze çıkıyor. Yani böyle bir şey yok yani. Şükriye T. dede Mustafa Atik'le iletişim halindeydi. Sürekli olarak Ceylin'in durumunu soruyordu. Küçük kızın cesedini ise evinin bodrum katındaki sandığa saklamıştı. Keşke de bu katili bulursam bana ver. Ben dedi lime lime doğrayacağım dedi bunu dedi. Bir ipucu var mı diye soruyor. Demek ki tereddüt demiş. Tabii biz nereden bilelim böyle bir şey olduğunu. Katil zanlısı Şükriye T.'nin böylesi bir cinayete imza atması kan dondurdu. Babaanne Ülke Atik'in gözyaşları Ceylin için aktı. Benim çocuğum ölmüyordu. Öldürdüler. Baba Murat Atik kızının katilleri için idam istedi. Sinir krizi geçiren baba zor sakinleştirildi. Türkiye'ye sesleniyorum. Çocuklar lütfen yeter. Türkiye'ye sesleniyorum. Bu işin arkasını bırakmayın. Günaydın Türkiye gazete manşetleriyle devam edecek ama hemen hatırlatalım. Günaydın TGT'deyiz. Bugünkü hashtagimiz sevgili seyirciler. Twitter'dan mesajlarınızı bekliyoruz. Londra'daki yangın devam ediyor. Bir yandan gündemi meşgul eden çok fazla konu var. Hem haberlerimize dair hem de günaydın mesajlarınızı Twitter üzerinden günaydın TGT'deyiz hashtag ile bekliyoruz diyelim. Bir kez daha da hatırlatalım ve Türkiye gazetesiyle başlayalım. Darbeciler körfeze geçti diyor Türkiye gazetesi bugünkü manşetinde. Türkiye'den sonra yeni hedef Katar. Erdoğan Katar'a kurulan tezgahı eleştirdi. 15 Temmuz destekçilerinin de kirli oyunlarda rol aldığını söyledi diyor Türkiye gazetesi. Katar, DAEŞ'a karşı Türkiye ile birlikte en kararlı duruşu gösteren ülke. Bir halkı her alanda tecrüde kalkmak insani bir şey değil, İslami hiç değil diyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. 15 Temmuz'da kimlerin darbeye karşı olduğunu çok iyi biliyoruz. Şu anda Körfez'de oynanan oyunun içerisinde bu aktörlerin rol almadığını da kimse iddia edemez diyor Cumhurbaşkanı. Bedelli askerlik yok dedikodusu var. Dün çokça konuşulmuştum malum konuya ilişkin. Numan Kurtulmuş da bir açıklama yapmıştı. Henüz gündemimizde böyle bir şey yok demişti Numan Kurtulmuş. AK Parti grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı da binlerce kişinin merak ettiği bedelli askerlik konusu soruldu. Erdoğan bu konuda yapılan bir çalışma yok, bedelli askerlik yok, dedikodusu var dedi. Son noktayı da aslında koymuş oldu. Ve Ceylin'e ilişkin, küçük Ceylin'e ilişkin bir haber var. Cani asmalı bu adamı demiş. Ceylin'in dedesine gidiyor. Komşu apartmanda cesedi bulunan Ceylin'in ön otopsi sonucu belli oldu. Küçük kızın başına vurularak ve kafatası kemikleri ayılarak öldüğü otopsi raporundan çıkan bilgi. Cinayet zanlısı ŞT şüphe çekmemek için Ceylin'in dedesine yakın durmuş. Fidye mesajı gelince de kaçıranı bulursam lime lime edeceğim, bunu yapan insan olamaz demiş. Gerçekten bu acı detaylar daha fazla yürek burkuyor. Hem küçük kızı kaçırıp öldürüyor, hala neden öldürdüğüne dair ihtimaller üzerinde duruluyor ama hem de şüphe çekmemek için bir de bu mesajları dalga geçer gibi aileyle bunları gönderiyor. Tüm bu detayların da cezada ekstra etkili olmasını umut ediyoruz. Darbe CHP'nin kulağına fısıldanmıştı haberi var Türkiye'de. Komedi rapora yazarımızdan tepki. CHP, Uğur'un 3 yazısını raporuna koyup kontrollü darbe saçmalığına temel aradı. Yazarımız hainleri aklama raporu için şöyle dedi. FETÖ'nün CHP'yi kullanışlı aparat haline getirdiğini görüp üzülüyorum diyor. CHP darbeyi bekliyordu. Kulaklarına fısıldanmıştı. Çünkü tek şansları darbe ve iktidarın bunlara altın tepsi sunulması. Yazılarımı en büyük delil diye sunup kepaze oluyorlar diyor Fuat Uğur cevaplıyor denmiş. 15. sayfada Türkiye Gazetesi'nde okuyabilirsiniz. Ve Soylu'yu vuracaklardı. DHKPC'li terörist öldürüldü. Bizim de bugünkü başlıklarımızdan bir tanesiydi. Muş'a giden bakan Süleyman Soylu şehit polisin evini ziyaret etti. Oradan bir fotoğraf karesine de yer veriyor Türkiye Gazetesi. Bu haberin detayında güvenlik güçleri İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya suikast girişiminde bulunacağı, eylem hazırlığında olduğu ve hazırlık yaptığı, planladığı DHKPC'nin silahlı ve bombalı eylem hazırlığına ilişkin teröristin kimliğini öncelikle belirledi. Ardından da hücre evine özel harekat desteğiyle operasyon düzenledi. Çatışmada da terör örgütünün tetikçisi İnanç Özkeskin, şurada fotoğrafını görebilirsiniz, öldürüldü.
Sabahla devam edelim. Sabah gazetesi manşetinde felaket tellallarına inat büyüyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sözleri dünkü grup toplantısından çıktı bu manşet. Felaket tellallarının tüm çabalarına rağmen güzel gelişmelerin haberlerini ardı ardına alıyoruz dedi Cumhurbaşkanı. İhracatta, üretimde ve istihdamda yaşanan yükseliş son olarak %5 büyümeyle taçlandırdık diyor Cumhurbaşkanı. Türkiye'nin kredi notunu düşürmek için fırsat kollayan derecelendirme kuruluşlarının şimdi ne yapacağını çok merak ediyorum diyor. Terörist cenazesinde birbirini ezen sözüm ona vekiller, yazarlar, aydınlar Aybükü öğretmen için kılını kıpırdatmadı diyor. Katar hakkında idam kararı verildi. Suudi Arabistan kralı Körfez'in büyüğü olarak bu işi çözmeli diyor. Amerika'ya yönelik de bir ülkeyi teröre yardımla suçlarken öbür yandan PYD'ye ve YPG'ye tonlarca silah satıyorsunuz diyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Evet, dün bir deprem gerçekleşmişti. Evvelki gün İzmir açıklarında önceki gün yaşanan 6.2'lik depremin ardından sevgili seyirciler 40'ın üzerinde artçı sarsıntı meydana geldi. Ve korkuyu atlatamayan İzmirliler geceyi dışarılarda geçirdi, çadırlarda geçirdi. Bir kişinin öldüğü, 800'den fazla da insanın evsiz kaldığı Midilli Adası'nda olağanüstü hal ilan edildi. Şu fotoğraf İzmir'den, depremden korkan İzmirlilerin sokakta sabahladığı, çadırlarda sabahladığı fotoğraf. Alttaki karede Midilli'den her yer yerle bir olmuş durumda. Çokça bina yıkıldı. Bir kişi de hayatını kaybetti Midilli Adası'nda. Şimdi Huber'deki davet aile iftarı gibiydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın Tarabya'daki Huber Köşkü'nde verdiği iftar yemeğine katılan ünlüler izlenimlerini anlatmışlar efendim. Birlik ve beraberlik duygularını arttıran bir geceydi. Aile iftarındaki içtenlik, samimiyet ve huzur vardı deniyor. Cumhurbaşkanımız harika mesajlar verdi. Gurur duyduk dendi. Erdoğan Aykut Kocaman'la da sohbet etti diye bir fotoğraf paylaşmış yine gazete. Hürriyet'le devam edeceğiz. Hürriyet gazetesi Aybüke'nin mirası şehit öğretmen 70 yılda yapılamayanı sadece 7 ayda yaptı. Hayatın içinden muhteşem bir haber. Kısa sürede mucize yarattı. Ne yaptı? Kozluk bir iyilik meleği gibi dokunduğunu güzelleştiren şehit müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ı ağlıyor. Aybüke öğretmenin kaymakamlığın ödeneğiyle müzik aletleriyle donattığı odadaki öğrencileri onu arıyor. Kaymakam Orhan Aktürk 70 yılda yapamadığımızı Aybüke öğretmen 7 ayda yapmıştı diyor. Burası Aybüke öğretmenin donatmış olduğu müzik okulu, müzik odası Kozluk'ta şehit Şenay, artık şehit Şenay affedersiniz. Aybüke Yalçın çok programlı Anadolu Lisesi'nin birçok müzik aletini yerleştiriyor. Kozluk'a gittikten sonra orada yapılamayanı yapıyor Aybüke öğretmen. Öğretmenler odasında da ölüm sessizliği var diyor haberin detayında. Dijital piyano, 4 gitar ve elektronik bateri kazandırmış Aybüke öğretmen okula. Aynı zamanda da bir arkadaşı diyor ki siz hepiniz gideceksiniz, ben hep buralarda kalacağım derdi. Çıktı işte okulumuza adını verdi, biz gideceğiz ve o hep buralarda kalacak diyor arkadaşı. ÖSAS'taki tişört oldu. CHP'li üye Hüseyin Sağ, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin meclis toplantısına Hürriyet'in "Tüm hırsızlıklar imardan geliyor" manşetini bastırdığı tişörtle katılmış. Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özaseki'nin sözlerini yansıtan birinci sayfamızın gün boyu çıkarmayan Sağ, bakanın hırsızlar için İstanbul ve Ankara'ya bakın sözlerini hatırlatıp ekledi. Türkiye'de en çok imar planı bu mecliste değişiyor. 3 yılda 5089 dosya, dönemi 10.000'le kapatırız sözlerine yer veriliyor. Ve Hürriyet gazetesinden bir haber daha paylaşalım. Biz de aktarmıştık, akışımızda vardı. Zeytinlikler kurtuldu haberi. Sağduyu ve vicdan galip geldi diyor Hürriyet gazetesi. Kamuoyunun dileği olduğu AK Parti, CHP ve MHP uzlaşıp zeytinlikleri sanayileşmeye açan düzenleme ile ilgili yasa maddeden tamamen çıkartıldı sevgili seyirciler. Özlü ise 7. kez reddedilen düzenleme ile ilgili ısrarını sürdürdü deniyor. 27 kez daha gelir çünkü ihtiyaç var sözleriyle. Evet, Hürriyet gazetesinin de detayı böyleydi. Yeni Şafak'la devam edelim. Manşette petrolü paylaştılar haberi var. Suriye'de kanlı pazarlık. Kamışlı'da Suriye petrollerinin pay edildiği skandal bir toplantı gerçekleşti. Amerika ve Suudi Arabistan
istihbaratın öncülük ettiği toplantıya Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri ve PKK'dan temsilciler katıldı. 10 Haziran'daki toplantıda petrolden terör örgütü PKK'ya da hisse verilmesi kararlaştırıldı deniyor. Yeni Şafak'ın özel haberi bugünkü manşetinde sevgili seyirciler. Ve gazete manşetlerine şimdilik kısa bir ara verelim. Devam edeceğiz önümüzdeki saatte sevgili seyirciler. Sıcak bir gelişme var demiştik. Bültenimizin başından beri de aktarıyoruz Londra'daki yangını. Bir kez daha kameralarımızı oraya çevirelim. Yangındaki son durumla hemen paylaşalım, aktaralım. İngiltere'nin başkenti Londra'da 7 katlı bina gördüğünüz üzere artık tamamen yanmış durumda. 4 saate aşkın süredir yangın devam ediyor. 200 itfaiyeci, yine 40'a yakında itfaiye aracı yangını söndürmek için çalışıyor. Yangın artık yavaş yavaş aslında söndürülmeye başladı diyebiliriz. Sadece yanmış bina duvarları ve duman görüyoruz. Bir yarım saat kadar önce aktardığımız görüntülerde halen binanın içerisinde çok yoğun alevler vardı. Şimdi o alevlerin büyük ölçüde azaldığını söylemek mümkün. Bina çökmeden söndürme ve soğutma işlemlerinin tamamlanması umut ediliyor. Çünkü etrafında çok yakın noktalarda binalar yok. Yeşillik bir alan var aslında. Ama çökme olduğu takdirde çok daha fazla da zarar ortaya çıkacaktır. Daha sonrasında yine içeride hayatını kaybedenler varsa onların tahliyesi zorlaşacaktır. Dolayısıyla çökmemesini umut ediyoruz. Ekranın sol köşesinde binanın son halini canlı olarak görüyorsunuz. Sağ tarafında ise binanın yanmadan önceki hali bu sevgili seyirciler. 27 katlı bir bina, çoğunlukla konut olarak kullanılan bir binadan bahsediyoruz. 120 tane daire vardı. Yangının çıktığı yerel saatte 1.16'da bina içerisinde kaç kişi olduğuna dair maalesef net bir bilgi yok. Ama dediğimiz gibi 120 dairelik bir konut olarak kullanılan bir binadan bahsediyoruz. Alt katında alışveriş merkezi şeklinde bir alan var. Bu yüzden müdahale de zorlaştı. Ancak şunu söyleyebiliriz. Yangın ikinci kattan çıktığına dair bir bilgi var. İkinci kattan çıkarak binanın tamamını sarıyor. Yangının ilk çıktığı dakikalara dair görüntüler de geldi ekranlarınıza. Gece saatlerinde başladı. Muhtemelen içeride kalanların, o 120 dairenin ne kadarı doluydu bilmiyoruz ama dolu olanların muhtemelen uyuduğu saatlerde başladı yangın. Kısa sürede etrafı sardı. Kurtarılmayı bekleyenler vardı. Onlara dair de görüntüler paylaştık. Ellerinde fenerlerle fark edilmeye çalışıldı. Çalıştılar. Yine bölgeye gelen itfaiye ekipleri ve çalışmalarını sürdüren ekiplerin fark ettikleri kişiler de vardı. Birçok kişi de kurtarılmış olabilir ama İngiltere Emniyeti konuya ilişkin sevgili seyirciler bir açıklama yapmıyor. Evet, yangın yavaş yavaş söndürülüyor demek mümkün. Binanın tamamı yandı ama dediğimiz gibi çökme tehlikesi halen var. Henüz son durumda bu şekilde paylaşmayı sürdüreceğiz. Devam ediyoruz sevgili seyirciler. Su borusu döşeniyordu, toprak kaydı. Bir işçi toprak altında kaldı. İtfaiye erleri ve diğer işçiler toprağı elleriyle kazdı. İşçiyi kurtardı. Saniyelerle yarıştılar. Toprak altında kalan arkadaşlarını kurtarmak için elleriyle toprağı böyle kazdılar. Denizli Sarayköy'de jeotermal su borusu döşeniyordu. Çalışma sırasında toprak kaydı. 40 yaşındaki işçi Benhur Elmas toprak altında kaldı. Hemen itfaiyeye haber verildi. Ekipler önce Elmas'ın yerini tespit etti. Ardından mahsur kalan işçiyi kurtarmak için canla başla çalıştı. İşçiler arkadaşını kurtarmak için var güçleriyle toprağa kazdı. Benhur Elmas'ın kafası topraktan çıkarıldı. Şu taraftan.
30 dakikalık çalışmanın ardından işçi toprak altından çıkarıldı. Hastaneye kaldıran Benhur Elmas'ın hayati tehlikesine bulunmadığı öğrenildi. Tamam. Bundan sonra olur güle gari. Metrelerce yükseklikte önlem almadan çalışan işçiler yürekleri ağızlara getirdi sevgili seyirciler. İşçilerin çatıda hiçbir önlem almadan demir kaplama taşımaları pes dedirdi. Metrelerce yükseklikteydiler ama hiçbir güvenlik önlemleri yoktu. Görenler şaşırdı ama onlar aldırmadı. Görüntü İstanbul Beyoğlu'ndan. İnşaat halindeki bir binanın çatısındaki 4 işçi görenleri şaşkına çeviriyor. Çünkü metrelerce yükseklikte olmalarına rağmen hiçbir önlemleri yok. Yani olası bir faciaya davetiye çıkarılıyor. Normalde iş güvenliğini sağlamaları lazım. Yani şu an o görüntü gerçekten de bizim her zaman alıştığımız bir görüntü. Yani ucuz işçilikle sonuç bu şekilde olur yani. Onlarca iş kazasına rağmen üstlerinde ne koruyucu bir kıyafet ne de baret var. Kemerle de herhangi bir yere bağlı değiller. Üstelik bu şartlarda hep birlikte demir kaplama taşıyorlar. Erkek bebek dediler ama kız bebek verdiler. Doğum yapan bir anne yeni bebeğini sevinçle beklerken büyük şok yaşadı. Cumartesi doğum yaptım, bana erkek dediler. Sonra 3-4 gün sonra ben öğreniyorum ki kızın. Bebeklerine isim koydular. Geçici kimliklerini bile çıkardılar. Erkek bebek bekliyorlardı. Ancak doğumdan sonra hastanenin iddiası her şeyi değiştirdi. Onlarda doktor kontrollerinde nerede? Hepsinde erkekti. Kimliğini çıkardı erkek. Raporlarında hep erkek. Hazırlığımız da erkek. Evet, hazırlığımız erkek hepsi. Hiçbir kız bir hazırlık yapmadık yani. Ebru ve Harun çifti 5 yıllık evli. 4 yaşında bir çocukları var. İkinci çocuklarını bekliyorlardı. Yapılan tüm tetkikler bebeğin erkek olduğu yönündeydi. Ona göre hazırlık yaptılar. Gaziantep'te özel bir hastaneye gittiler. Hastane yönetimi doğumun riskli olabileceğini söyledi. Duda ailesi karar kıldı ve erken doğum yapıldı. Minik bebek yoğun bakım ünitesine alındı. Buraya kadar her şey normaldi. Bütün raporlarında erkek olarak geçiyordu. Zaten biz erkek bekliyorduk çocuğumuzu. Şu anda bizim çocuğum, hastanenin bize verdiği bir çocuk, kız çocuğu. Yani biz ne çocuğumuzu alabiliyoruz ne çocuğumuzu görebiliyoruz. Anne Ebru Dudu kızını görmek isteyince gerçeği anladı. Hastane yönetimine itiraz etti ancak karşılık alamadı. Aile konuyu mahkemeye taşıyacak. Minik bebekse her şeyden habersiz 10 gündür hastanede yatıyor. Kameralarımızı Londra'ya çevireceğiz bir kez daha sevgili seyirciler. İngiltere'nin başkenti Londra'da, Londra'nın batısında 27 katlı bina artık tamamen yanmış durumda. Bu görüntüler yangının ilk çıktığı dakikalardan, ilk çıktığı saatlerden görüntüler. İkinci katta çıktı demiştik. Yangın çok kısa sürede binanın tamamını sardı. Yukarıya doğru çok hızlı yükseldi. Üst katlara müdahale dolayısıyla çok zorlaştı. Alt katlardan, yangının çıktığı noktadan müdahale başladı. 200 kadar itfaiyeci ve 40 kadar itfaiye aracıyla müdahaleler yapıldı. Paylaşmıştık, etrafında dönen helikopterler vardı ama yukarıdan helikopter aracılığıyla bir müdahale yapılıp yapılmadığını çok net söyleyemeyiz. Bölge bölge daha yoğunlaşan noktalar var yangında. 27 katın 27'si de yanmış durumda sevgili seyirciler. Geceyi adeta aydınlattı Londra'nın batısındaki yangın. Bu görüntüde de içeride mahsur kalan bir kişiyi görüyorsunuz. Cama doğru çıkmış durumda, içerideki dumandan ve yangından etkilenmemek için, elinden geldiğince dayanabilmek için cama çıkan bir kişi. Ancak kurtarılıp kurtarılmadığı tabii ki de çok bilinmiyor. Görgü tanıkları nın ifadeleri var. Londra Emniyeti net bir açıklama yapmadığı için binadan atlayanlar olduğuna dair, yangın başladıktan sonra da birçok kişinin binadan atlayarak kendini kurtarmaya çalıştığına dair görgü tanıklarının ifadeleri var ama bilgiler çok yarım, çok eksik. Londra itfaiyesi, Londra Emniyeti tamamen yangının söndürülmesine odaklanmış durumdalar sevgili seyirciler. Yangın neredeyse söndürüldü. Bina çökmedi.
Ancak çok ama çok ciddi bir hasardan ve çok ciddi kayıplardan söz edeceğiz gibi görünüyor ilerleyen dakikalarda. Yurda dönelim gündemdeki gelişmelerle. Anahtarını kızının arkadaşına bıraktı. Eve dönünce şoka girdi. Çünkü kapıyı açtığında 3 kişinin içeride uyuduğunu gördü. Gördüğü manzara karşısında gözyaşlarına boğulan kadını sakinleştirmek kolay olmadı. Memlekete gittik. He. Abla sen gelir misin dışarı? Gel bakalım. Konuşmakta zorluk çekti. Çünkü evine girdiğinde 3 kişinin içeride uyuduğunu gördü. Emekli öğretmen gördüğü manzara karşısında şoke oldu. Sonuçta bir eve girmişsiniz, ev sahibinden habersiz. Kütahya'da yaşayan Kıymet Kaya Delen bir ay önce memleketi Eskişehir'e gitti. Gitmeden önce anahtarı kızının arkadaşına bıraktı. Komşularıyla telefonda konuşan Kaya Delen evinin pencerelerinin açık olduğunu öğrendi. Kütahya'ya döndü. Eve girdiğinde kanepelerde yatan 3 kişiyi gördü. Ayakkabıları gördüm, içeriye almışlar. Şuradan bir baktım, zaten şuradan görünce kapıdan burası görünüyor. Yatıyor birisi. Hemen yavaşça kapıyı geri çektim. İndim 155'e. İhbar üzerine eve gelen polisler uyuyan gençleri uyandırdı. Evden çıkardı. Sonuçta bir eve girmişsiniz, ev sahibinden habersiz. Kapının kilidi değiştirildi. Kıymet Kaya Delen evinde izinsiz kalan öğrencilerden şikayetçi olmadı. Şikayetçi olmaktan vaz mı geçtiniz? Ya ne diyeyim şimdi ben? Öğrendik. Tamam. Ben bir anneyim. Öğretmenim bir de. Ankara'da otomobilciler ve şoförler esnaf odasında silahlı kavga çıktı. Aralarında oda başkanı Zafer Şener'in de olduğu 5 kişi yaralandı. Şu kan kaybediyor bak şu. Şu yaralı. Ortalık bir anda savaş alanına döndü. Yer Ankara, umum otomobilciler ve şoförler esnaf odası. Aralarında oda başkanı Zafer Şener'in de olduğu üyeler arasında silahlı çatışma çıktı. Üyeler toplantı yapmak üzere hizmet binasında bir araya gelmişlerdi. Ancak oda başkanı Zafer Şener'le muhalif olduğu iddia edilen bir grup arasında tartışma yaşandı. O tartışma kanlı bitti. Silahlı kavgada oda başkanı Şener'le yönetim kurulu üyelerinin de bulunduğu 5 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polis binaya giriş çıkışları yasakladı. Bölgede yoğun güvenlik önlemi aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Çakmak gazı yüklü bir depoda patlama meydana geldi sevgili seyirciler. İtfaiyeciler ölümle burun buruna geldi. İşte o anlar. Depo alev aldı, aniden patladı. Görüntüler Amerika Birleşik Devletleri'nin Maine eyaletinden. Bir evin yakıt deposunda yangın çıktı. İtfaiye hemen müdahale etti. Ama çakmak gazı yüklü depoda patlama oldu. İtfaiyeciler ölümle burun buruna geldi. Neyse ki depoya çok yakın değildiler. Dolayısıyla faciadan dönüldü. Sadece bir itfaiyeci hafif şekilde yaralandı. Mahkeme evsiz bir vatandaşa ev hapsi verdi. Uyuşturucu kullanmaktan ev hapsine çarptırılan adam evi olmadığı için cezasını sokakta çekiyor. Ben burada yaşıyorum yani, burada sokakta kalıyorum. Ev adresim var mı? Ev adresim yok, burada kalıyorum. Adı Barış Alkan. Evi ya da kayıtlı bir adresi yok. Sokakta yaşıyor. Burası Kadıköy Söğütlü Çeşme. Barış Alkan uyuşturucu kullandığı iddiasıyla gözaltına alındı. Tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkemeden çok geçmeden karar çıktı. Barış Alkan ev hapsine çarptırıldı ama onun evi yok. Evi olmadığı için sokakta yaşıyor. Bir ev olmadığı halde yine ev hapsindeyim. Barış cezasını bu açık alanda çekiyor. Mahkeme sana ev adresi sorduğunda ne? Ev adresi sorduğunda burayı sordum işte. Ne dedin? Söğütlü Çeşme. Söğütlü Çeşme. O da diyor Söğütlü Çeşme'den çıkma diyor.
Barış Alkan'ın belirlenen çevreden çıkması yasak. Polis mahkeme kararının uygulanıp uygulanmadığını her gün denetliyor. Buralar ne burası ya? Cezanın bitmesine 6 ay var. Ekipler Barış'ın belirlenen alandan dışarı adım atmasına izin vermiyor. Kamyonet kırmızı ışıkta bekleyen tıra çarptı. İki kişi araç içinde sıkıştı. İtfaiye ve sağlık ekipleri yaralıları kurtarmak için yoğun çaba harcadı. Abi eline dikkat et, sen ona. Yakışacak, olacak aslında. Eline dikkat et. Kırmızı ışıkta bekleyen tıra çarptı. Araç içinde sıkıştı. İtfaiye ekipleri kurtarmak için seferber oldu. Kaza Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde meydana geldi. Kamyonette İzmit'e doğru giden Fuat Geleş direksiyon hakimiyetini kaybetti. Önce önünde seyreden özel halk otobüsüne çarptı. Ardından tıra çarparak altına girdi. Kaza sonrası itfaiye, sağlık ve polis ekipleri seferber oldu. Kamyonet içinde sıkışan Mehmet Çimen ve Fuat Geliş'i kurtarma çalışması başlatıldı. Tamam. Şey değil mi? Bir dakika. Çıkartın oradan. Emniyet verin. Üçlüklü araçtan çıkartılan yaralılar hastaneye kaldırıldı. Abi eline dikkat et, sen oradan. Yakışacak, olacak aslında. Eline dikkat et. Bekle. İtfaiye ve AFAD ekipleri kaza yapan araç içinde sıkışan kadın için adeta seferber oldu. Yaralı kadın aracın bazı bölümleri kesilerek kurtarılabildi. Kaza yapan aracın içinde sıkıştı. Dakikalarca kurtarılmayı bekledi. Sağlık ekipleri çıkartamayınca yardıma AFAD ve itfaiye geldi. Kaza Bolu Tem Otoyolu Yukarı Soku mevkiinde meydana geldi. Hacı Kendirli otomobiliyle İstanbul'a doğru gidiyordu. Direksiyon hakimiyetini kaybetti. Bariyerlerin üstünden takla attı. Yan yattıktan sonra durabildi. Kendirli kazada hafif yaralandı. Kendi imkanlarıyla araçtan çıktı. Sağlık ekiplerinden yardım istedi. Ekipler yaralanan 10 yaşındaki Alp Deniz Kendirli ve Abidin Barney'i hastaneye kaldırdı. Ama Bergüzer Kendirli arka koltukta sıkışmıştı. Sağlık ekipleri çıkartamayınca AFAD ve itfaiyeden yardım istendi. Ekipler aracın bazı bölümlerini kesti. Yaralı kadın da hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Şeytana pabucunu ters giydirmek deyimine uygun bir haberimiz var şimdi sırada. Elindeki yemek tepsisiyle iftar için yemek getirdim dedi. Ev sahibi tepsiyi aldı. Mutfağı bırakmak için kapıdan ayrıldı ve bakın sonra ne oldu? Yok. Önce cami içinde etrafı kolaçan ettiler. Ardından da lavabo bölümünden yardım kutusunu çaldılar. Hırsızlar camiye iftar vakti girdiler. İftara gittim, buradan gelirken buradan geldim, burada açıktı kapı. Kapı açıktı. Burası Bursa'da Hacı Hafız Camii. Caminin lavabo bölümüne bakan Coşkun Yiğit iftar için eve gitti. Döndüğünde ise yardım için toplanan para kutularının olmadığını fark etti. Telefon aynı şekilde buradaydı. Telefona hiç kurcalamadı. Şarjdaydı telefon. Benim cüzdan da buradaydı böyle. Şu cüzdan buradaydı böyle. Bunları kurcalamamış. Hırsızlık anında caminin güvenlik kamerası da kayıttaydı. Görüntülerde 3 kişi var. Biri dışarıda nöbet tutuyor. Geriye kalan iki arkadaşı ise para kutusunu işte böyle çalıyor. Yok. 3 kişi şimdilik kayıplara karıştı. Ancak polis kimliklerini tespit etmek için hırsızların peşinde.
Bir kez daha günaydın efendim. Bir saati geride bıraktık. Saatler 8'i gösteriyor. Günaydın Türkiye devam ediyor. Bize hem TGRT haber ekranlarından hem de TGRT FM'den de canlı olarak takip ediyorsunuz. Bir kez daha hatırlatalım. Bizi radyodan takip eden dinleyicilerimize de bir kez daha merhaba. TGRT'den günaydın TGRT'deyiz. Bugünkü hashtagimiz dedik. Saat başında da paylaşmıştık, geçtiğimiz saatin başında da. Bu amacak bu saat itibariyle Twitter ekranımızda ekrana yansıyor. Günaydın TGRT'deyiz. Hashtag ile bize mesajlarınızı iletebilirsiniz. Biz de paylaşıyor olacağız diğer izleyenlerimizle. Londra'daki yangın devam ediyordu. Artık yavaş yavaş söndürülmeye doğru gidiyor. Detaylarını paylaşacağız ama öne çıkan başlıklar nelerdi? Hemen göz atalım, ardından devam edeceğiz. Türkiye sevgili seyirciler Katar krizine ilişkin Katar'a desteğini sürdürüyor. TSK oradaki üs için 3 kişilik bir heyet gönderdi demiştik geçtiğimiz saatin başlıklarındandı. Ani bir kararla Mevlüt Çavuşoğlu da Dışişleri Bakanı Katar'a gideceğini açıkladı. Çavuşoğlu Katar'dan sonra da Suudi Arabistan'a gidecek. Detaylarını paylaşacağız. Can pazarı yaşandı. Kum kapıda gerçekleşen otelde sevgili seyirciler otelin üst katlarında kalan birçok turist kurtarılmayı bekledi. Kurtarıldılar da 35 kişiyi kurtardı itfaiyeciler. Büyük bir başarıydı aslında çünkü yangın çok büyüktü, çok hızlı ilerlemişti. Ancak yangın söndürüldükten sonra iki kişinin cesedi bulundu içeride. Bir kişi de hastanede hayatını kaybetti. Detaylarını aktaracağız. O yangının Ankara'da İngilizce bilen çöpçü. Protokolün çöpçüsü Amerikalı 61 yaşındaki Bahtiyar Varlıklı'nın hikayesi gelecek ekranlarınızda. Muhabir arkadaşımız Sultan Akdoğan paylaştı. Annesi hastalanınca Amerika'dan dönen Varlık başkentin en önemli sokağını temizliyor. Çok özel ve çok güzel bir hikayesi var. Bu saat içerisinde ekranlarınıza yansıyor olacak. Günaydın Türkiye devam ediyor. İngiltere'nin başkenti Londra'da 27 katlı bir binada gece saatlerinde yangın çıktı. Yangını söndürmek için 200 itfaiyeci çalıştı. Binanın çökme tehlikesi nedeniyle de çevrede bulunanlar tahliye edildi sevgili seyirciler. Kısa sürede yayıldı yangın. Bu görüntüler yangının çıktığı ilk saatlerden yaklaşık 5 saattir müdahale ediliyor yangına. Londra'daki büyük yangın sevgili seyirciler yerel saatte 1.16'da başladı. Şu dakikalarda yani şu saatler itibariyle de artık yavaş yavaş söndürüldü diyebiliriz. Binanın tamamını işte böyle sardı alevler. Birçok kişinin içeride mahsur kalmış olabileceğini tahmin ediyoruz. Net bir açıklama yok çünkü 27 katlı binada 120 tane daire vardı. İşte yangını endişeli gözlerle izleyen vatandaşlar binanın çok da yakınında değiller aslında. İçeride bir yakınları var mı yoksa binadan çıkarak kendileri kurtulmuş kişiler mi bilmiyoruz ama yangının söndürülme çalışmaları işte bu şekilde vatandaşların da ilgi odağında olmasına sebep oldu. Çok uzun saatler uğraşıldı yangının söndürülmesi için. Diliyoruz ki içeriden çok fazla yaralı ve hayatını kaybeden kişilerin haberini almayalım. Artık yangın söndürüldü, neredeyse tamamı söndürüldü. Ancak soğutma işlemleri tabii ki devam ediyor. İtfaiye ekipleri ne şekilde içeriye girebilirler? İçeride kalanları ne şekilde bulabilirler? Bina yıkılmadan, tabii burası da meçhul. Çok fazla bilgi yok elimizde maalesef. Ancak ilk bilgilere göre binada mahsur kalanlar var. Ve el feneriyle de oldukları yere dikkat çekmeye çalıştıkları yine görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda söylemek mümkün. 200 itfaiyeci 40 araçla yangını söndürmek için gece boyunca yaklaşık 5 saat çalıştı. Ancak yangının kontrol altına alınması gerçekten çok ama çok uzun zaman aldı sevgili seyirciler. Tamamen yandı bina, dolayısıyla da çökme riski var. Canlı görüntüler halen, yoğun duman var. Yangın 1.16'da yerel saatle çıktı dedik. Geceyi adeta aydınlattı. Şimdi hava aydınlandı. Şimdi de dumanıyla günü adeta karartıyor. 27 katlı binadaki yangın. İngiltere Emniyeti henüz can kaybı olup olmadığına dair, yangının çıkış sebebine dair herhangi bir açıklama yapmadı. Dolayısıyla bu bir kaza mı, ihmal mi yoksa bir saldırı mı, bir sabotaj mı?
maalesef üzerine çok fazla bir şey söyleyemiyoruz. Dediğimiz gibi alevler azaldı ama yoğun duman halen sürüyor. Sürecek de gibi görünüyor. 27 katlı binada 120 daire vardı dedik. Canlı olarak aktardık. Londra'daki son durumu, gelişmeler oldukça da paylaşmayı sürdüreceğiz. Türk Silahlı Kuvvetleri Katar'a üst kuruyor. Körfez ülkelerinin ambargo uyguladığı Katar'a Türkiye'den destek de devam ediyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nden 3 kişilik bir heyet üst çalışmaları için Katar'a gitti. Türkiye'nin Katar'da üst kurma çalışmaları resmen başladı. Açıklama Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapıldı. 3 kişilik askeri heyet Katar'a gönderildi. Türkiye'nin Katar topraklarında asker bulundurmasının önünü açan tezkere mecliste kabul edilmişti. Çalışmalar hızlandırıldı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan açıklamaya göre 3 kişilik askeri heyet 12 Haziran Pazartesi günü Katar'a gitti. Heyetin üst hazırlıkları ile ilgili keşif ve koordinasyon çalışmalarına Katar'da devam ettiği duyuruldu. Türkiye-Katar krizinin aşılabilmesi için yoğun diplomasi trafiğini sürdürürken Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da bugün Katar'a gitme kararı aldı. Çavuşoğlu, Katar'ın ardından Suudi Arabistan'a geçeceğini duyurdu. Tarafları da dinlemek lazım. O nedenle herkesle görüştük. Cumhurbaşkanımız Bahreyn Dışişleri Bakanı'nı da kabul etti. Hadim-ül Haramein Kral Salman da kabul etti. Kralı da aradı. Aynı şekilde Katar emiriyle de görüştü. Kuveyt emiriyle de iki defa görüştü. Ben dün sabah Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri büyükelçileriyle ve Bahreyn'in maslahat güzeriyle burada görüştüm. Dinledik. Şimdi yarın da Katar'a ve program hazırlanırsa Suudi Arabistan'a ziyarette bulunacağım. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı kardeşim Adil Cübeyr Suudi Arabistan dışında ama diğer yetkililerle şimdi biraz önce büyükelçi de aradı. Programı görüşüyorlar. Mümkünse Suudi Arabistan'a da gideceğiz ama yarın Katar'a bir ziyarette bulunup yaptığımız görüşmeler, düşünceler. Tabii burada Suudi Arabistan'ın düşünce ve önerilerini de almakta fayda var. Ve biz nasıl katkı sağlayabiliriz? Nasıl yardım ederiz? Bunları değerlendireceğiz. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya suikast yapacaklardı. Sevgili seyirciler, saldırı hazırlığındaki DHKPC'li terörist evine yapılan operasyonla öldürüldü. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya bombalı suikast düzenleyecekti, öldürüldü. Teröristin kimliği de ortaya çıktı. Hadi Kadıyaman çekildi, T-tip bir kadın hapishanesine kurulmuştu. İnanç Özkeskin, DHKPC'li terörist. Geçtiğimiz yıl böyle gözaltına alınmıştı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yönelik bombalı suikast hazırlığındaydı. İstihbaratı alan emniyet hemen harekete geçti. İstanbul Kadıköy'de tespit edilen adrese operasyon yapıldı. Terörist baskın sırasında güvenlik güçlerine ateşle karşılık verdi, çatışmada öldürüldü. Evinde silah ve örgütsel dokümanlar bulundu. DHKPC'li terörist hakkında terör suçu kapsamında birçok kez işlem yapılmıştı. Onlardan biri de geçtiğimiz Nisan ayında bu olay yaşanmıştı. Galatasaray meydanında yasa dışı eyleme katılmıştı. Polisin müdahale etmesi sonucu yaka paça gözaltına alınmıştı. Arka kapıyı açsana. Yardım et. Arka kapıyı aç. Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'da AK Parti İl Teşkilatı iftarında konuştu. Parti teşkilatına 2019 seçimlerini hatırlatan Erdoğan, kapısını çalmadık ev, sıkılmadık el, tebessüm etmedik yüz bırakmadan çalışmalıyız dedi. Erdoğan, belediyelere de kentsel dönüşümle ilgili önemli uyarılarda bulundu. 2019 seçimlerine kadar kapısını çalmadık ev, sıkmadık el, tebessüm etmedik yüz bırakmayacak şekilde
bir programla çalışmalarımızı sürdürmeliyiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan parti teşkilatını böyle uyardı. Tevazuyu elden bırakmayın mesajı verdi. AK Partili olmak gurur abidesi olmak değildir. İktidar gücünü gururlanma sürecine katkıda bulunsun diye kullanmamalıyız. Tam aksine tevazu ehli olmak suretiyle vatandaşlarımıza yaklaşmalıyız. Bunu yapmak durumundayız. Aksi takdirde Rabbimin bize verdiği bu nimeti süratle kaybederiz. Daha çok çalışmamız lazım. Daha çok yatırımlar yapmamız lazım. AK Parti İl Teşkilatı'nın iftarında konuşan Erdoğan'ın gündeminde kentsel dönüşüm projeleri de vardı. Belediyelere bu konuda çağrıda bulundu. Projelerle milletin gönlünü kazanın dedi. Bu çarpık yapılaşmalar olmasın. Bu çirkin görüntüler olmasın. Bir an önce belediyelerimiz buralardaki bu yapılaşmayı çok daha modern, insanca yaşanabilir hale dönüştürsün. Yeterli olan gönüllere girmektir. Bunu alalım. Eğer gönülleri alamıyorsak kaybederiz. Onun için de ev ev dolaşacağız, kapı kapı dolaşacağız ve vatandaşımızla bu gönül birlikteliğini sağlayacağız. Ve bir kez daha Londra'ya gideceğiz sevgili seyirciler. İhlas Haber Ajansı Londra muhabiri Barış Sorlu telefon attığımızda. Barış merhaba. Merhaba. Öncelikle... Evet, seni dinliyoruz. Bir genel toparlama alalım senden çünkü çok fazla bilgi olmadığını biliyoruz. Emniyetten yapılan bir açıklama yok ama sen oradasın, eline ulaşan, senin şahsi olarak ulaştığın bilgiler neler? Evet, 27 katlı bir bina şu anda yanmakta ve İngiltere'nin batısında yaklaşık 40 tane yangın söndürücü ekibi, yaklaşık 200 kişilik bir ekiple müdahale ediliyor. En son aldığım haberlere göre de 2 ya da 3 kişinin içeride sıkışmış durumda olduğu, çoğunluğunun tahliye edilmiş olduğu söylendi. Ve çevresindeki binaların ve iş yerlerinin tamamının boşaltıldığı, herhangi bir çökme durumuna karşılık ve birçok evlerin de tahliye edildiği söylendi. Şimdilik gelen haberlerde ölü sayısı yok, inşallah da olmaz. Barış, Londra Emniyeti bu anlamda hassas davranıyor, görüyoruz. Çok fazla bir bilgi vermiyor işte. Hem hayatını kaybedenlerin sayısına ilişkin bir net bir bilgi yok. Çalışmalar da devam ettiği için ama bu tip bu büyüklükte bir yangın çok yakın zamanda tekrar yaşanmamış olsa da bu tip olaylar olduğunda genel tavrı bu mu oluyor İngiltere Emniyeti'nin, yoksa içeride başka bir şüphe var, biraz onu mu bekliyor sana göre açıklamak için? Şu anda açıklanan bilgi yok yani. Yani bize gelen bilgilere göre herhangi bir yani terörle ilgili bir bağlantısı görünmüyor. Büyük bir ihtimalle ya bir suistimal olabilir gözüyle bakılıyor. Ama tabii dışarıya bilgi vermedikleri için sıkı bir denetim altında devam ediyorlar. Peki. Çok teşekkür ediyoruz Barış. Geçmiş olsun dileyelim. Teşekkür ederiz. İlyas Haber Ajansı Londra muhabiri Barış Soylu paylaştı sevgili seyirciler. Son notları, son bilgileri aldık. Dediğimiz gibi halen yapılan resmi bir açıklama yok. Çalışmalar da sürüyor. Şimdi İstanbul'da da bir yangın yaşanmıştı. Kumkapı'daki bir otelde büyük bir yangın çıktı. O yangında da tam bir can pazarı yaşandı sevgili seyirciler. Otelin üst katlarında kalan turistler itfaiye merdiveniyle kurtarılabildi. 35 kişiyi kurtardı itfaiyeciler o büyük yangından. Ancak iki kişinin cansız bedeni bulundu. Bir yaralı da hastanede hayatını kaybetti. Otel sahibi ise ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı. Kumkapı'da yaşanan can pazarının nedeni bir otelin giriş katında başlayıp hızla yayılan yangındı. Merdiven ve koridorlar dumanla dolduğu için pencerelere koşan turistler ağızlarını çarşaflarla örtüp kurtarılmayı bekledi. Otelin olduğu Çifte Gelinler Caddesi kısa sürede itfaiye araçları ve meraklılarla doldu.
İtfaiye merdiveni ise üst katlarda mahsur kalan turistleri kurtardı tek tek. Söndürme çalışmaları sırasında yoğun dumandan etkilenen iki itfaiyeciye hemen olay yerinde müdahale edildi. Kısa sürede çoğu turist 35 kişi yangın merdiveniyle kurtarıldı. Yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Yaklaşık 1 saat süren uğraştan sonra yangını kontrol altına alan itfaiyeciler odaları kontrol ettiklerinde 2 kişinin cansız bedenini buldu. Öte yandan hastaneye kaldırılanlardan bir kişi daha hayatını kaybetti. Böylece ölü sayısı 3'e yükseldi. Dumandan boğuldukları belirlenen iki kişiden birinin Şili uyruklu Cahime Suel Müsellem, diğerinin ise Şeyhiye Celepçi olduğu açıklandı. Savcılık yangının çıkış nedenini ve ihmal olup olmadığını belirlemek için soruşturma başlattı. Ege'deki 6.2 büyüklüğündeki deprem paniğe neden oldu ama biri için hariç. Depreme markette yakalanan bir kadın devrilen ürünleri aldırmadı, alışverişe devam etti. Yer yerinden oynadı, ürünler devrildi, tezgahlar sallandı, dışarıda çığlıklar yükseldi. O hiçbir şeye aldırış etmeden alışverişine devam etti. Ege Denizi'nden 6.2'lik deprem Balıkesir'de de hissedildi. Sarsıntı sırasında evde ya da iş yerinde olanlar dışarıya kaçtı. Ama bu kadının umrunda bile olmadı. Depreme markette yakalandı. O sırada ürünleri inceliyordu. Arkasındaki malzemeler birer birer düşmeye başladı. Hissetmedi. Tezgah sallanmaya başladı. Yine hissetmedi. Depremden haberi olmadan alışverişine devam etti. Elindeki ekmeğiyle yavaş adımlarla dışarıya çıktı. 6.2 büyüklüğündeki deprem başta İzmir olmak üzere birçok ilde paniğe neden oldu tabii ki. İnsanlar buldukları yerden kendilerini dışarıya attı. Deprem sırasında dışarı koşan bir genç unuttuğu cep telefonunu almak için geri döndü. Büyük panik yaşadı. Kapıya doğru koşmaya başladı. Bir anda aklına masada bıraktığı cep telefonu geldi. Geri dönüp cep telefonunu panikle böyle aldı. Karaburun açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem birçok ilde hissedildi. Bu görüntüler Manisa'da kaydedildi. Ofiste oturan çalışanlar depremin meydana gelmesiyle önce birbirlerine baktı. Ardından kapıya doğru koştu. Panikle cep telefonunu masada unutan bir genç geri dönüp telefonunu masadan aldı. Kendisini dışarıya attı. Yaşananlar ofisteki güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Havai fişek gösterisi mezuniyet törenini kabusa çevirdi. Sevgili seyirciler, havai fişekler öğrenci ve velilerin üzerinde patladı. Olayda 9 kişi de yaralandı. Havai fişek gösterisi eğlenceden çıktı, kabusa döndü. Herkes kaçmak için birbiriyle yarıştı. Patlamalar yüzünden 9 kişi yaralandı. Erkek kardeşimin 4 gündür devam eden bir beyin kanaması var. Durdurulmaya çalışıyor. Havai fişekler mezuniyet törenini kabusa çevirdi. Yer Antalya'nın Alanya ilçesi. Alaaddin Keykubat Üniversitesi'nin mezuniyet töreni vardı. Öğrenci ve veliler oradaydı. Her şey yolunda gidiyordu. Ta ki havai fişek gösterisi başlayana dek. Patlamaların yere yakın olması korkuttu. Ve çok geçmeden korkulan oldu.
Havai fişekler öğrenci ve velilerin üzerinde patlamaya başladı. Patlamalar yüzünden 9 kişi yaralandı. Hatice Özlem de onlardan biriydi. Havai fişek havada patlarken bazı parçaları seyircilerin üzerine, misafirlerin üzerine ve çatılara, diğer bölgelere sıçradılar. Ben de yaralananlar arasındayım. Başak Sumakoğlu'nun kardeşi beyin kanaması geçirdi. Erkek kardeşimin 4 gündür devam eden bir beyin kanaması var. Durdurulmaya çalışıyor. Annem de kalıcı olarak %45'lik bir işitme kaybı var. Ameliyat olması gerekiyor. Üniversite organizasyon şirketinden şikayetçi oldu. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Cep telefonunu tuvalete düşürdü, almak isterken neredeyse kolundan oluyordu. İtfaiye ekipleri kolu sıkışan adamı kurtarmak için bir saat uğraştı. Ahmet, onu hiç elleme. Onu hiç yapma, doktor şey yapsın. Ahmet nerede ya? Kısır doktora götür. Şey yapın. Allah hepinize razı olsun. Yani bu kolunu kurtardınız. Allah sizi eksik etmez inşallah. Cep telefonunu tuvalete düşürdü, almak isterken kolunu sıkıştırdı. İtfaiye ekipleri kurtarmak için seferber oldu. Alttan kıramayız. Şaşkına çeviren olay Erzurum'da yaşandı. Bir hastanenin tuvaletine giren şahıs cep telefonunu tuvalete düşürdü. Almak için elini deliğe soktu ama kolu sıkıştı. Ne yaptıysa çıkartamadı, yardım istedi. Hastaneye gelen itfaiye ekipleri bile gördükleri manzaraya şaşırdı. Sıkışan kolu kurtarmak için tuvaleti kırmaya başladı. Onu hiç elleme. Onu hiç yapma, doktor şey yapsın. Tuvalet yaklaşık bir saatte kırıldı. Sonunda kurtarılan genç adam rahat bir nefes aldı. Kolundaki yara nedeniyle tedavi altına alındı. Ahmet nerede ya? Kısır doktora götür. Şey yapın. Allah hepinize razı olsun. Yani bu kolunu kurtardınız. Allah su borusu döşeniyordu, toprak kaydı. Bir işçi toprak altında kaldı. İtfaiye erleri ve diğer işçiler toprağı elleriyle kazdı, işçiyi kurtardı. Saniyelerle yarıştılar. Toprak altında kalan arkadaşlarını kurtarmak için elleriyle toprağı böyle kazdılar. Denizli Sarayköy'de jeotermal su borusu döşeniyordu. Çalışma sırasında toprak kaydı. 40 yaşındaki işçi Benhur Elmas toprak altında kaldı. Hemen itfaiyeye haber verildi. Ekipler önce Elmas'ın yerini tespit etti. Ardından mahsur kalan işçiyi kurtarmak için canla başla çalıştı. Elle, hadi herkes insin, elle elle, hadi hadi. Hayır, herkes inmesin. İnmek gelmesin, tamam. Hiç gelmesin. Adam üstünü kurtarın, toprağı kurtarın. İşçiler arkadaşını kurtarmak için var güçleriyle toprağı kazdı. Benhur Elmas'ın kafası topraktan çıkarıldı. Otuz dakikalık çalışmanın ardından işçi toprak altından çıkarıldı. Hastaneye kaldıran Benhur Elmas'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Mehtelerce yükseklikte önlem almadan çalışan işçiler yürekleri ağza getirdi. İşçilerin çatıda hiçbir önlem almadan demir kaplama taşımaları pes dedirdi. Metrelerce yükseklikteydiler ama hiçbir güvenlik önlemleri yoktu. Görenler şaşırdı ama onlar aldırmadı. Görüntü İstanbul Beyoğlu'ndan. İnşaat halindeki bir binanın çatısındaki 4 işçi görenleri şaşkına çeviriyor. Çünkü metrelerce yükseklikte olmalarına rağmen hiçbir önlemleri yok. Yani olası bir faciaya davetiye çıkarılıyor. Normalde iş güvenliğini sağlamaları lazım. Yani şu an o görüntü gerçekten de bizim her zaman alıştığımız bir görüntü. Yani ucuz işçilikle sonuç bu şekilde olur yani. Onlarca iş kazasına rağmen üstlerinde ne koruyucu bir kıyafet ne de baret var. Kemerle de herhangi bir yere bağlı değiller. Üstelik bu şartlarda hep birlikte demir kaplama taşıyorlar. Erkek bebek dediler ama kız bebek verdiler. Doğum yapan bir anne yeni bebeğini sevinçle beklerken büyük şok yaşadı. Cumartesi doğum yaptım. Bana
erkek dediler. Sonra 3-4 gün sonra ben öğreniyorum ki kızım. Bebeklerine isim koydular. Geçici kimliklerini bile çıkardılar. Erkek bebek bekliyorlardı. Ancak doğumdan sonra hastanenin iddiası her şeyi değiştirdi. Onlarda doktor kontrollerinde nerede ya? Hepsinde erkekti. Kimliğini çıkardık erkek. Raporlarında hep erkek. Hazırlığımız da erkek. Evet, hazırlığımız erkek hepsi. Hiçbir kız bir hazırlık yapmadık yani. Ebru ve Harun çifti 5 yıllık evli. 4 yaşında bir çocukları var. İkinci çocuklarını bekliyorlardı. Yapılan tüm tetkikler bebeğin erkek olduğu yönündeydi. Ona göre hazırlık yaptılar. Gaziantep'te özel bir hastaneye gittiler. Hastane yönetimi doğumun riskli olabileceğini söyledi. Duda ailesi karar kıldı ve erken doğum yapıldı. Minik bebek yoğun bakım ünitesine alındı. Buraya kadar her şey normaldi. Bütün raporlarında erkek olarak geçiyordu. Zaten biz erkek bekliyorduk çocuğumuzu. Şu anda bizim çocuğum, hastanenin bize verdiği bir çocuk, kız çocuğu. Yani biz ne çocuğumuzu alabiliyoruz ne çocuğumuzu görebiliyoruz. Anne Ebru Dudu kızını görmek isteyince gerçeği anladı. Hastane yönetimine itiraz etti ancak karşılık alamadı. Aile konuyu mahkemeye taşıyacak. Minik bebek ise her şeyden habersiz 10 gündür hastanede yatıyor. Londra'daki yangına ilişkin sıcak gelişmeler var. Hemen paylaşalım sevgili seyirciler. 27 katlı binada çalışmalar devam ediyor. Emniyetten net bir açıklama yok demiştik ancak kurtarılanlara ilişkin bir sıcak gelişme var. Ekranlarınıza yansıyor. 30 kişi sevgili seyirciler 5 ayrı hastanede şu dakikalarda tedavi altına alınmış durumda. İngiliz basını rehin kalanların olduğunu da söylüyor. İçeride mahsur kalanların olduğu da söyleniyor. İngiliz basınından yansıyan notlar bunlar. Binada sıkışanlar olduğuna dair de yine bilgiler var. Ancak emniyet yapmadı resmi açıklamayı. İşte kurtarılmayı bekleyen binada yaşayanların görüntüleri bunlar. Camdan çıkarak olabildiğince sıcaktan ve dumandan kendini korumaya çalışarak kurtarılmayı beklediler. Binanın tamamını artık dumanların sardığını görüyoruz. İçeride hayatta olan ve kurtarılmayı bekleyenler var mı yok mu? Göreceğiz ancak dediğimiz gibi İngiliz basını binada çok sayıda kişinin mahsur kaldığını yazıyor. 30 kişi de 5 ayrı hastanede tedavi altına alındı. Yangın başladıktan kısa bir süre sonra da yine görgü tanıklarının ifadelerine göre binadan atlayanlar vardı. Kendi çabasıyla binayı terk edebilenler vardı. Evet, yakından görüntüler geliyor. 27 katlı bir bina, 120 dairesi vardı sevgili seyirciler. Neredeyse tamamı doluydu. Konut olarak kullanılan bir bina bu. Geceyi işte böyle aydınlattı alevler. İkinci kattan çıktı yangın. Kısa sürede tüm binayı sardı. Kısa sürede dev bir alev topuna dönüştü. 27 katlı bina yaklaşık 5-6 saat sürdü. Yangını kontrol altına alma çalışmaları 4 saat geçmişti ki halen kontrol altında değildi. Yangın hala büyüyordu. Ama artık hava aydınlandı Londra'da ve yangın kontrol altına alındı demek mümkün. Artık daha fazla alev çıkmıyor ancak dumanlar geceyi aydınlatıyor demiştik. İşte bu görüntülerde bina, şimdi ise dumanlar gökyüzünü siyaha boyamayı sürdürüyor. Halen soğuma çalışmaları da devam ediyor. Ama dediğimiz gibi şu dakika itibariyle son dakika gelişmesi de 30 kişinin 5 ayrı hastanede tedavi altına alınmış olması. Yurda dönelim şimdi. Yurtta da birçok yangın haberi vardı. Bir tanesi de şöyle, çakmak gazı yüklü bir depoda patlama oldu sevgili seyirciler. İtfaiyeciler ölümle burun buruna geldi. İşte o anlar. Depo alev aldı, aniden patladı. Görüntüler Amerika Birleşik Devletleri'nin Maine eyaletinden. Bir evin yakıt deposunda yangın çıktı. İtfaiye hemen müdahale etti. Ama çakmak gazı yüklü depoda patlama oldu. İtfaiyeciler ölümle burun buruna geldi. Neyse ki depoya çok yakın değildiler. Dolayısıyla faciadan dönüldü. Sadece bir itfaiyeci hafif şekilde yaralandı. O
İstanbul Narkotik Polisi tarihe geçecek bir operasyona imza attı. Brezilya üzerinden Türkiye'ye gelen ve içerisinde 212 kilo uyuşturucu bulunan gemiye uluslararası sularda bir operasyon yapıldı. Şimdi o anlar geliyor ekranlarınıza. Adım adım gemiyi takip ettiler. Türkiye karasularına yaklaşırken operasyon yaptılar. İstanbul Narkotik Polisi uluslararası sularda tarihe geçecek operasyona imza attı. Geminin içerisinde tam 212 kilogram kokain ele geçirildi. O anlar kameraya işte böyle yansıdı. Donata isimli kuru yük gemisi Brezilya'dan İstanbul'a gıda malzemesi getiriyordu. Uyuşturucudan haberi olmadığı öne sürülen kaptanın rotası İstanbul'du. Narkotik ekipleri 4 ay boyunca izini sürdükleri gemi Türkiye karasularına yaklaşırken operasyona başladı. Gemi durduruldu. Ekipler güverteye çıktı. Aramalara başlandı. Ve 212 kilogram kokain yakalandı. Sonrasında zehir yüklü gemi Çanakkale üzerinden İstanbul'a getirildi. Uyuşturucu maddeleri konteynerin içerisinde bulundu. Şimdi portiften destek istendi. Öndeki mallar çekiliyor ve görüyorsunuz valiz valiz zehirler konteynerin içerisinde çıkartılıyor. 8 adet çanta, o çantanın içerisinde tam 212 kilo kokain. İşte bu malların piyasa değeri ise tam tamına 20 milyon dolar. İşte o zehirleri Güney Amerika bölgesinden İstanbul'a getiren gemi, Donato isimli gemi limana yanaşmış durumda ve polis ekiplerinin de o geminin içerisinde çalışmaları devam ediyor. Polis helikopteri ve deniz polisi de operasyona destek verdi. Mahkeme evsiz bir vatandaşa ev hapsi verdi. Uyuşturucu kullanmaktan ev hapsine çarptırılan adam evi olmadığı için cezasını sokakta çekiyor. Ben burada yaşıyorum yani. Burada sokakta kalıyorum. Ev adresim var mı? Ev adresim yok. Burada kalıyorum. Adı Barış Alkan. Evi ya da kayıtlı bir adresi yok. Sokakta yaşıyor. Burası Kadıköy Söğütlü Çeşme. Barış Alkan uyuşturucu kullandığı iddiasıyla gözaltına alındı. Tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkemeden çok geçmeden karar çıktı. Barış Alkan ev hapsine çarptırıldı. Ama onun evi yok. Evi olmadığı için sokakta yaşıyor. Bir ev olmadığı halde yine ev hapsindeyim. Barış cezasını bu açık alanda çekiyor. Mahkeme sana ev adresi sorduğunda ne? Ev adresi sorduğunda burayı sordum işte. Ne dedin? Söğütlü Çeşme. Söğütlü Çeşme. O da diyor Söğütlü Çeşme'den çıkma diyor. Barış Alkan'ın belirlenen çevreden çıkması yasak. Polis mahkeme kararının uygulanıp uygulanmadığını her gün denetliyor. Buralar... Ev burası yani. Cezanın bitmesine 6 ay var. Ekipler Barış'ın belirlenen alandan dışarı adım atmasına izin vermiyor. Kamyonet kırmızı ışıkta bekleyen tıra çarptı. İki kişi araç içinde sıkıştı. İtfaiye ve sağlık ekipleri yaralıları kurtarmak için yoğun çaba harcadı. Abi eline dikkat et sen oradan. Kırmızı ışıkta bekleyen tıra çarptı. Araç içinde sıkıştı. İtfaiye ekipleri kurtarmak için seferber oldu. Kaza Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde meydana geldi. Kamyonette İzmit'e doğru giden Fuat Geleş direksiyon hakimiyetini kaybetti. Önce önünde seyreden özel halk otobüsüne çarptı. Ardından tıra çarparak altına girdi. Kaza sonrası itfaiye, sağlık ve polis ekipleri seferber oldu. Kamyonet içinde sıkışan Mehmet Çimen ve Fuat Geliş'i kurtarma çalışması başlatıldı. Tamam. Üçlükle araçtan çıkartılan yaralılar hastaneye kaldırıldı. Abi eline dikkat et sen oradan. Bekle. Türkiye ve AFAD ekipleri kaza yapan bir araç içinde sıkışan kadın için seferber oldu. Yaralı kadın aracın bazı bölümleri kesilerek kurtarılabildi. Kaza yapan aracın içinde sıkıştı. Dakikalarca kurtarılmayı bekledi. Sağlık ekipleri çıkartamayınca yardıma AFAD ve itfaiye geldi.
Kaza Bolu-Tem otoyolu yukarı Soku mevkiinde meydana geldi. Hacı Kendirli otomobiliyle İstanbul'a doğru gidiyordu. Direksiyon hakimiyetini kaybetti. Bariyerlerin üstünden takla attı. Yan yattıktan sonra durabildi. Kendirli kazada hafif yaralandı. Kendi imkanlarıyla araçtan çıktı. Sağlık ekiplerinden yardım istedi. Ekipler yaralanan 10 yaşındaki Alp Deniz Kendirli ve Abidin Barney'i hastaneye kaldırdı. Ama Bergüzer Kendirli arka koltukta sıkışmıştı. Sağlık ekipleri çıkartamayınca AFAD ve itfaiyeden yardım istendi. Ekipler aracın bazı bölümlerini kesti. Yaralı kadın da hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Şeytana pabucunu ters giydirmek deyimine uygun bir haberimiz var şimdi sırada. Elindeki yemek tepsisiyle iftar için yemek getirdim dedi. Ev sahibi tepsiyi aldı, mutfağa bırakmak için kapıdan ayrıldı ve bakın sonra ne oldu? Bekledikleri gibi olmadı. Baltayı taşa vurdular. Burası Bağdat. Yeşil tişörtlü şahsın elinde bir yemek tepsisi var. Kapısını çaldığı kişiye sokağınızda oturan komşunuzum iftar için yemek getirdim dedi. Ev sahibi her insanın vereceği karşılıkla teşekkür etti ve tepsiyi aldı. Mutfağa bırakmak için açık bıraktığı kapıdan ayrıldı. Bu sırada evin önüne bir pick-up yanaştı. İçinden inenler yeşil tişörtlü şahsın suç ortaklarıydı. Soygun girişimi başladı. Silahlı 3 kişi açık kapıdan içeri girdi. Kısa süren bir çatışma yaşandı. İşler aydutların umduğu gibi gitmedi. Ev sahibi dişli çıktı. Silahıyla kendisini savundu. Aydutlar gerisin geri kaçmak zorunda kaldılar. Yeşil tişörtlü arkadaşlarıyla geldikleri pikaba atlayıp kayıplara karıştılar. Camiye girdi, yardım için toplanan para kutusunu çaldı. Hırsızlar bunu yaparken cami görevlisi iftarda, kameralarsa kayıttaydı. Yok. Önce cami içinde etrafı kolaçan ettiler. Ardından da lavabo bölümünden yardım kutusunu çaldılar. Hırsızlar camiye iftar vakti girdiler. İftara gittim, buradan gelirken buradan geldim. Burada açıktı. Kapı. Kapı açıktı. Burası Bursa'da Hacı Hafız Camii. Caminin lavabo bölümüne bakan Coşkun Yiğit iftar için eve gitti. Döndüğünde ise yardım için toplanan para kutularının olmadığını fark etti. Telefon aynı şekilde buradaydı. Telefonu hiç kurcalamadı. Şarjdaydı telefon. Benim cüzdan da buradaydı böyle. Şu cüzdan buradaydı böyle. Bunları kurcalamamış. Hırsızlık anında caminin güvenlik kamerası da kayıttaydı. Görüntülerde 3 kişi var. Biri dışarıda nöbet tutuyor. Geriye kalan 2 arkadaşı ise para kutusunu işte böyle çalıyor. Yok. 3 kişi şimdilik kayıplara karıştı. Ancak polis kimliklerini tespit etmek için hırsızların peşinde. Vurdular, hastaneye bıraktılar, ardından da kaçtılar. Sevgili seyirciler, silahla bacağından vurulan genç kadın 2 kişi tarafından hastaneye bırakıldı. Ancak yaralının hayatını kaybettiğini öğrenen şahıslar araçlarına binip kayıplara karıştı. Bacağından vuruldu, hastaneye getirildi. Ancak aşırı kan kaybeden kadın kurtarılamadı. Bursa'nın Yıldırım ilçesinde gece saatleriydi. Özel hastanenin acil servisine bir araç geldi. İçinde bulunan 2 kişiden biri sağ bacağından vurulan Dilek Bozalı hastaneye taşıdı. Aşırı kan kaybeden kadına hemen müdahale edildi. Ama tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Dilek Bozal'ın öldüğünü gören kişiler araca binip hastaneden kaçtı. 26 yaşındaki Dilek Bozal'ın 3 aydır ayrı yaşadığı eşi hastaneye gelerek gözyaşı döktü. Büfeye girdiler, çelik kasayı alamadan kaçtılar. Sevgili seyirciler, büfe sahibine yakalanan hırsızlar hem çaldıkları ürünleri hem de otomobillerini bırakıp kayıplara karıştı. Büfede ne var ne yoksa topladılar ama çelik kasaya gelince planları bozuldu. İş yeri sahibini karşılarında görünce kaçtılar.
Olay Muğla'nın Milas ilçesinde yaşandı. MY'ye ait bir büfe hırsızların hedefi oldu. İki hırsız yaklaşık 15 dakika kapıyı açmaya çalıştı. İçeri girdiklerinde önce çekmecelerdeki 150 lirayı aldılar. Ardından tekel ürünlerini kolilere doldurdular. Kolileri dışarı çıkaran zanlılar dizüstü bilgisayarı da aldı. Sonra da çelik kasaya yöneldiler. Ama işleri bu kez yolunda gitmedi. Çünkü firmanın güvenlik alarmı devreye girdi. Büfe sahibi hemen dükkanına koştu. İki hırsızı kasayı çıkartırken gördü. Yakalanan zanlılar kasayı bırakıp yaya olarak kaçtı. Jandarma ekipleri otomobildeki çalıntı ürünleri buldu. Hırsızlardan birinin düşürdüğü cep telefonu da ele geçirildi. Hırsızlardan birinin 36 yaşındaki YK olduğu belirlendi. Hırsızların yakalanması için çalışma başlatıldı. Depoda çıkan yangın 10 aracı küle çevirdi. Sevgili seyirciler, itfaiye ekipleri alevlere aynı anda 3 hortumla birden müdahale etti. Elektrik tesisatındaki arıza yangın çıkardı. 10 araç küle döndü. Konya'nın Merkez Karatay ilçesinde sabah saatleriydi. Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki hurda araç deposunda yangın çıktı. Araçlara sıçrayan alevler yangını büyüttü. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Aynı anda 3 itfaiye hortumu çalıştırıldı. Ekipler alevlerin içine kadar girdi. Yangın yaklaşık bir saatte söndürüldü. 10 araç küle döndü. Yangının elektrik tesisatındaki arızadan kaynaklandığı belirtildi. Suriye sınırında izdiham var. Nedeni ise Türkiye'de bulunan Suriyelilere Ramazan bayramında ülkelerine gitmeleri için izin verilmesi. Öncü Pınar sınır kapısındaki izdihamda bazı Suriyeliler ezilme tehlikesi geçirdi. Kardeşlerim var, kızım var, halalarım var, emin amca uşağı var, görümcem var. Bayramlaşmak için mi? Oraya gidiyorum. Sınıra gittiler. Bayramı ülkelerinde geçirebilmek için izdihama yol açtılar. Kilis Valiliği, Türkiye'deki Suriyelilerin bayram nedeniyle sınırdan geçirileceğini duyurdu. Türkiye'nin dört bir yanından gelen binlerce Suriyeli, Öncü Pınar sınır kapısına gitti. Kayıt işlemleri sırasında neredeyse birbirlerini ezdiler. Ezilme tehlikesi geçirenler oldu. Suriyeliler yanlarına aldıkları eşyalarla uzun kuyruklar oluşturdu. Sen kiminle kalıyorsun burada? Burada mı? Babaannemle kalıyordum. Maşallah. Çok da güzel Türkçe biliyorsun. Türkçe'yi ne öğrendin? Ben mi? Evet. Biz Türkmeniz. Ülkelerine giden Suriyelilerin 14 Temmuz tarihine kadar Türkiye'ye dönmeleri gerekiyor. Hacı Bayramı Veli'nin tefekkür ve Allah'a yakın olmak için 40 gün geçirdiği Çilehane'nin kapıları ziyaretçilere açıldı. İlgi çok büyük oldu. Hacı Bayramı Veli Hazretleri, 14. ve 15. yüzyılda yaşayan büyük din alimi. Hacı Bayram Camii içindeki türbe ziyaretçi akınına uğruyor. Bu caminin ismi ne? Hacı Bayram Veli Camii. Dünyadaki tüm Müslümanlara dua ediyoruz. Savaşlar olmasın, çocuklar ölmesin istiyoruz. Hacı Bayramı Veli Çilehanesi de ziyarete açıldı. Hacı Bayram Camisi'nin altında bulunan bu çilehaneye daracık bu kapıdan giriş yapılıyor. Hacı Bayram Veli'nin önde gelen öğrencileriyle birlikte 40 gün boyunca burada Allah'a dua ediyorlar. Allah onların şefaatinden bizleri mahrum eylemesin. Amin. Girişte sizi beyaz badanalı, tavanı kalın ağaçlarla desteklenmiş sohbet odası karşılıyor. Hacı Bayram Veli Hazretleri ve öğrencileri işte burada abdestini alırdı ve aynı odada bulunan bu köşede ise yemeklerini yerdi. İbadet yapılan odalara ancak eğilerek geçilebiliyor. Çilehanenin kapısının küçük, koridorların dar olmasının bir sebebi var aslında. O da Allah'ın huzuruna girerken saygıyı ifade etmek ve insanın ne kadar küçük bir varlık olduğunu göstermek. Tünelin sonunda öğrencilere ait odalar ve Hacı Bayram Veli'nin ibadet odası yer alıyor. 11 ile
15'i arasında 5 gün süreyle Çilehanemizi vatandaşımızın ziyaretini açtık. İşte şu an gördüğünüz gibi öğlen namazı ile ikindi namazı arası bayan cemaatimize, ikindi namazı ile akşam namazı arasındaki vakitte de erkek cemaatimize Çilehane'nin ziyaretini sunduk. Çilehane'ye yurdun çeşitli yerlerinden gelenler büyük ilgi gösteriyor. Hacı Bayram Veli'nin çektiklerini anlamak için geldik buraya. İslam alemi için. Ya daha önce geldim, nasip olmamıştı. Çok üzülerek gitmiştim. Açılmamıştı o günü. İnşallah bu sefer nasip olacak. İlk kez mi geliyorsunuz efendim? Daha önceden de geldim birkaç kere. Biliyor musunuz buranın maneviyatını? Çok az yiyecekle halvette kalıyorlar. Nefis terbiyesi yapıyorlar. Çilehane 15 Haziran'a kadar gezilebilecek. Yüz bin 20 metre yükseklikteki bir binaya çıplak elle tırmandı sevgili seyirciler ve bu tırmanışı 20 dakika sürdü. Kendisini zirvede polisler karşıladı. Ne halat ne de güvenlik filesi kullandı. Çıplak elle yine bir gökdelene tırmandı. Alain Robert'in bu defaki adresi Barcelona'ydı. Şehrin en büyük 4. binasını gözüne kestirdi. Kıyafetlerini giydi, güvenlik görevlerini atlattı ve nefes kesen tırmanışa başladı. Robert'in lakabı Örümcek Adam. Zira gözü kara maceracı tırmanırken hiçbir ekipman kullanmıyor, eldiven takmıyor, halat veya güvenlik filesi kullanmıyor. Fransız tırmanışçı her zamanki gibi yine risk aldı. O yerden metrelerce yükseldi, yürekler ağza geldi. Bir örümcek gibiydi. Lakabının hakkını verdi. Adeta binanın dış cephesinde yapıştı. Tutunabildiği yerden destek aldı. Diziyle, eliyle, kısaca tüm vücuduyla korku engelini aştı. Alain Robert bu anları kaskına yerleştirdiği kamerayla kaydetti. 120 metreyi 20 dakikada tırmandı. 29. katta yani zirvede kendisini polisler bekliyordu. Kural tanımazlığıyla tanınan Örümcek Adam daha önce defalarca gözaltına alındı. Her zamanki gibi bu sefer de kısa süre sonra salıverildi. Sayın seyirciler, şimdi protokolün çöpçüsü Amerikalı 61 yaşındaki Bahtiyar Varlık'ın hikayesini getireceğiz ekranlarınıza. Annesi hastalanınca Amerika'dan dönen Varlık başkentin en önemli sokağını hem temizliyor hem de düzgün İngilizcesiyle turistlere yardım ediyor. Köşkün bahçesindeyiz. Bahtiyar abi, orada bardaklar unutulmuş. Ben görüyorum. Nasıl olur bu iş? Benim mıntıkamdan başka bu çöpü kimse alamaz. Amerika'yı bıraktı, protokolün çöpçüsü oldu. Bahtiyar Varlık 61 yaşında. 25 yıl yaşadığı Amerika'dan annesine bakmak için döndü. Ana dili gibi İngilizce biliyor. Şimdi Ankara'nın en önemli sokağının temizliğini yapıyor. Hemen sağ tarafımız Çankaya Köşkü, sol tarafımızda bulunan yer Başbakanlık resmi konutu, Meclis Başkanı'nın konutu ve çevremizde hem Amerika hem de İngiltere Büyükelçiliklerinin konutları bulunuyor. Tam da başkentlerin iyi bildiği bir nokta protokol yolu. Bu yolun temizliği Bahtiyar amcaya emanet. Evin temizliğini, pencereleri bile ben silerim. Derler ya, ana gibi yar olmaz. Arkadaşlarının Amerikalı çöpçü diye seslendiği Bahtiyar Varlık, yurda döndükten sonra Büyükşehir Belediyesi'nde temizlik görevlisi olarak iş bulmuş. Amerika'ya filmlerdeki gibi dolar yağmıyor. Dünyanın neresine giderseniz gidin çalışmak mecburiyetindesiniz. Sabah daha gün ağarmadan Ankara uykudayken başlıyor Bahtiyar Varlık'ın mesaisi. Eline süpürge ve faraşını alıyor. Çankaya Köşkü'nün bahçesinde bütün gün bir çöp tanesi bırakmamak için çabalıyor. Diplomatların da yoğunlukta olduğu bölgede görev yapan Bahtiyar Varlık, düzgün İngilizcesiyle yolunu kaybeden turistlere de yardım ediyor. My Turkish name Bahtiyar, my American name Bob. Protokolün çöpçüsü olunca çevresindekilerin istedikleri de bitmek bilmemiş. Yürüp geçiyorum, başka yapacağım bir şey yok. İsteyenler de oluyorsun. Oluyor tabii yani. Çevrede diyorlar abi bize de iş bu. Ben de diyorum belki yani İngilizcesi maybe. Protokol yolunun sadece temizliği değil, aynı zamanda şimdi protokol kavşağındayız. Buradaki çiçeklerin çevre düzenlemesi de Bahtiyar amcaya emanet. Fakat üzgünüm, laleleri bir ay önce gelip görecektiniz.
Bahtiyar Varlık şimdi yetkililerden İngilizcesiyle çalışabileceği bir iş istiyor. Pankartla evlenme teklifi. Sevgilisi Hicra kız arkadaşı için özel bir pankart hazırlayan genç diz çöküp evlenme teklif etti. Ancak sonrasında bakın neler oldu. Erkek arkadaşının sürprizi karşısında şaşkına döndü. Önünde diz çöküp yüzüğü çıkarınca hiç düşünmeden cevabını verdi. Yer Atatürk Havalimanı. Burada çalışan Necef Taş'tan aynı kurumda çalıştığı kız arkadaşı Özlem Delen'e sürpriz bir evlilik teklifi hazırladı. Bir pankarta kalbine giden bu yolda süresiz vizem olur musun? Oturum izni senden, evlilik cüzdanı benden. Benimle evlenir misin meleğim yazdı. Dış hatlar gidiş katında kız arkadaşını beklemeye başladı. Bu sırada arkadaşları da o ana şahitlik etmek istedi. Cep telefonları çekim için hazırlandı. Özlem Delen pankartı görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Gözyaşlarını tutamadı. Erkek arkadaşına sarılırken başından aşağı gül yaprakları döküldü. Taştan yüzüğü çıkartıp kız arkadaşının önünde diz çöktü. Genç kızı sevinç gözyaşları içinde evet dedi. Vatandaşlar bu mutluluğu uzun süre alkışladı. Sürpriz teklifte en çok dikkati çeken pankart oldu. Taştan o pankartın hikayesini ve yaşadığı mutluluğu anlattı. Onu yazmak için çok uğraştım. Çok düşündüm ne yazsam diye de çok sıradan şeyler vardı. Kendim yazdım. İnşallah beğenmiştir, olmuştur. Çok güzeldi. Ve bir kez daha Londra'ya gideceğiz sevgili seyirciler. Az önce paylaşmıştık. 30 kişi kurtarıldı. 5 ayrı hastanede tedavi altında diye 5 saat aşkın süredir söndürülmeye çalışılıyor. Halen 27 katlı binadaki yangın. İLES Haber Ajansı Londra muhabiri Barış Soylu telefon attığımızda. Barış bir kez daha merhaba. Son bilgiler, son notları senden alalım. Evet, gece saatlerinde başlayan yangın yaklaşık 7 saattir devam etmekte. Polis çok kapsamlı ve geniş bir alanda emniyete aldı. Çünkü binanın çökme ihtimalini de düşünüyorlar. 27 katlı binanın yaklaşık 120 tane daire mevcut. Bu dairede yaklaşık 200-250 kişi yaşadığı tahmin ediliyor. Bunların tamamının boşaltıldığı söyleniyor. Ama birkaç haber ajansının geçtiği bilgiye göre de ve görgü tanıklarında bir iki kişinin içeride sıkışmış olduğu söyleniyor. Tabii şu anda birazcık bölgede gergin saatler yaşanıyor. Çünkü binanın çökme ihtimalini de düşünüyorlar ve çevredeki iş merkezleri ve binaların çoğunluğu boşaltılmış durumda. Belediyenin birkaç yerde içeride kalan eşyaları, kalan insanların, bütün her şeyleri bırakmış durumda kalan insanlara yardım bölgesi oluşturdular. Buraya insanları topluyorlar. Birçok görgü tanığı da çok kötü olduğunu, her şeyin içeride kaldıklarını ve yangında mağdur olduklarını bildiriyor. Peki Barış Soylu, teşekkür edelim sevgili seyirciler. Londra'dan son bilgileri, son notları aldık. Dediğimiz gibi 30 kişi 5 ayrı hastanede tedavilerini sürdürüyor. Yangın 5 saate aşkın süredir halen devam ediyor. Gece saatlerinde başladı. 120 dairenin olduğu konut olarak kullanılan bir binada, Londra'nın doğusu batısında gerçekleşti yangın. Halen de devam ediyor çalışmalar. Dediğimiz gibi resmi açıklamalar yok. Biz an be an hem görüntüleri hem de bilgileri sizlere aktarmaya çalıştık. Ve şu dakika itibariyle de Günaydın Türkiye'yi noktalıyoruz. Yarın saatler 7'yi gösterdiğinde ben Nevra Öner, TGRT Haber ekranlarında buluşacağım sizlerle birlikte. Şimdilik mutlu günler diliyorum.